Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gece ve gündüzümüz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu da İslam'a ve Kur'an'a hadim eylesin. Akıbetleri ve ahiretleri hayır olsun inşallah. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuza İslam'a ve Kur'an'a hadimleri yetiştirsin. Deccallardan, sufyanlardan, şeriatların şeylerini muhafaza eylesin. Amin. İstikametten ayırmasın. Amin. Cenab-ı Hak bize orada yük değil, şefaatçi edecek nesiller nasip etsin. Amin. Amin. Tarihin geleceğine atfen yapılan bu derstir. Bu asrın insanlarına yapılan bir ders olup da bir araya gelmiş, getirilmiş diye inanmıyorum ben. Bu ders, yani hepimiz ne kadar şükretsek azdır. Bu asrın insanları bu dersi anlamayacak. Risale-i Nur, ustadımızın gayrimünteşirde mekteplerde ders kitabı olacak. Risale-i Nur ders kitabı olacak. Ortaokul, lise, ilkokul, üniversite hepsinde olacak. Anlama ve anlamlandırma adına nasıl ki Arapçada bir sembol, şablon, sistem var, geliştirilmiş. Arapçayı okuyanlar biliyor. Arapça öyle eskide şeydi ama sonra Biruni Hazretleri tamamen bir Türktür. Ve Araplara bile Arapçayın öğretme ve öğrenme sistemini Birgüvi abi. Birgüvi Hazretleri evet. Bu sistemi gramer, ilk defa grameri yapan. Yapan zat. Evet. Yani böyle bir ilginçtir. Bürgü Hazretleri şeyde ödemiştik. Ya bir evet bu pazartesi de yarın gidiyorum. Gelmek isteyen varsa 2-3 günlüğüne benimle programa gelebilir. Gideceğim inşallah. Programım var. Şey diyeceğim. Gelecekte ilkokulda okutulan Risale-i Nur üniversitede okutulacak ama ne olacak? Böyle tıngır tıngır gitmeyecek. Nasıl ki Bürgü Hazretleri böyle gramer sistemini geliştirmiş. Risale-i Nur içerisindeki manaların anlaşılması için de bu sistem kullanılacak. Dolayısıyla bu asrın insanları çok azdır. Onun için fazla nazar itibare almıyorum tenkitlerini. Çünkü yeter ki sen tatmin ol Risale-i Nur'da, vicdanında. Risale'nin içinde dolaşıyoruz, içindeyiz. Yanlış da yoksa sebabımız birdir. Risale'nin içinde iyi niyetle aleyhinde sarih ve naz açık olarak Risale-i Nur'a yanlışlık yapmamak, kasten yapmamak şartıyla çıkarttığın mana isabet etmese bir sebabın var, içtihat. İsabet edersen iki sebabın vardır. Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Sarih ve imam manalar, şahsi ve hukuki, umumi hukuk, nasih ve mensuhlar, Kur'an'da olduğu gibi Risale-i Nur'da da vardır. Kur'an'da cari olan başka bir mana var. Nedir o? Tefsir. İzah etme. Kur'an'ı izah etme. Risale-i Nur'da da bu kanun geçerlidir. Bu sistem Risale-i Nur'un içerisinden geliştirilmiş bir sistemlerdir. Onun içerisinde bunlar çözülüyor diye inanıyoruz. Buna bir şey de söyleyeyim. Risale-i Nur'da bir yerde bakarsın ima ediyor, bir yerde sarih ediyor, telmih ediyor veya çok yakından hepiniz ehlisiniz artık. Çok iyi biliyorsunuz ki ya bir orada öyle, bir burada böyle, orada öyle, öyle mi Osman? Evet. Hakikaten onu çıkartmak zor. Yani Allah Allah, karışıyor yani bu. Sonra Allah bir ne nasip etti? Suretidir. Sureti olduğunu, oradaki de kanuniyeti olduğunu, oradaki de hakikati olduğunu, oradaki mahiyeti olduğunu, yani suret midir, bu yöntemle, ha o suretidir, o kanuniyetidir, o hakikatidir, o mahiyetidir. Ha o dimağa bakar, o vicdana bakar, o kalbe bakar, o vicdana bakar, o şahsı hukuktur, bu umumi hukuktur, o nesedilmiştir, bu sarihtir gibi, tamam mı? Bu sefer Risale-i Nur'daki bu şeyler, yani Kur'an'daki bu kanuniyetler, Risale-i Nur'da da caridir aynı kanun.
fiilde de gösteriyoruz. Şimdi Allah bu yolda istihdam etsin. İstihdam edildiğimize de değil inşallah Risale-i Nur'da meşgul ediyor etmesidir, kendisidir. Risale-i Nur'a kalkmışız mesela bu saatte sabah köyde bir araya gelmişiz. Şimdi dima 60. dersimiz tahammül yaparsak 11. Yaparsak tasavvuf 2 olacak. Ayım bu. Küçük çekmece burası. Şimdi ben size teklif sunuyorum. Serbest bölgedeyiz. Tamam mı? Tahayyül yapıyoruz. Tahayyül yapabilmen için hayal olması lazım. İkisini beraber gittik. Ona kadar. Hayal, tahayyül. Hayal, tahayyül gittik. Bitmedi. Daha yarıya geldik. Yarısına geldik. Hayal ile tahayyülün yarısına. Niye için fazla duruyorum? Bu serbest bölge sistemin temeli. Hastalıkların, maneviyatın, tuhaf tuhaf şeylerin hepsinin yeri burası. Burası, bu acayip bir alem. Sanki tövbe yani. 18 bin alemin hulasasıyız ya. Allah'u alem sanki buraya sıkıştırılmış. Bu acayip bir yer ya. Bu gelecekte de doktorum da uzak bulunduğu için iki doktor var. Yani gelecekte psikolojik, ruhi noktasında hastalıkların en ciddi zemini olacak bu. Yani ustadın bu dima hakkındaki şeyleri, ifadeleri. Ama o sistemi anlamlandırmak adına buna ustadımız serbesttirler diyor. Bir derece serbesttirler. 278 sözlerde. Lemalarda 75'te bir iki latife var ki diyor. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki teklifi din altına girmezler. İnsanların kendi iradelerine ve ihtiyarlarına rağmen yanlış yollara sokarlar ve sonra da döner senin hakka, hakikata kabiliyetin yok diye yeis atar. Onun için bunlar bu iki latifeden insan mesul değildir diyor. O zaman serbest. Böyle. İşte bunun için yani hiç atlamıyorum. Tahayyül ve hayal ve tasavvuru ne kadar yazmışsak hani eski derslerde şöyle yapardık. Ben sizi onunla boğmuyordum. Okuyordum. Tespit ettiklerinden sonra ben bir tarıyordum. Taradıklarım içinde kaydediyordum. Kaydettiklerim içinde sizi meşgul etmemek için hulasa yapıyordum. Bazen de o da çok geliyorsa hulasanın hulasası yapıyordum. Size netice. Ama tahayyülde dikkat ederseniz ve tasavvuf şu serbest bölgede yapmıyorum. Tasdikte yaptım. Ama hepsinde yaptım. Fakat bunu da yapmıyorum. Hepsini tanıyın. Belki benim gözümden kaçar. Çünkü çok mühim bir yer burası. Şimdi şöyle bir şeyi takip ettim. Tahayyül yaptık. Diyorum ki geçen hafta tasavvur yaptık. Araya soktuk ki yani o tahayyül ve tasavvur bittikten sonra tahayyül ve hayal bittikten sonra tasavvur olursa bir derece uzaklaşmış oluyor. Harmanla yapalım. Yo. Şimdi bir tane yapmıştık. Bir tane de bugün yapalım. Tasavvur. Biraz pekişsin. Ha biraz da otursun. Sonra tekrar döneriz ona. Böyle vura vuruşa. Tamam mı? O zaman ben şurayı siliyorum. Yani dimağda da beraberler zaten. Evet. Şurayı siliyorum abi bak. Tamam. Şurayı sildim. Tamam. Tasavvur 2. Şimdi tasavvur 2. Şimdi buraya girmeden önce şu tasdiki görüyor musunuz abiler? Bu tas daha önce 27. dersimiz miydi? 27 ve 28. 27 ve 28'de dimağda. Bu tasdiki çok incelemiştik. Fakat göbekten girdik yani dimağın. Tahayyül bıraktık, tasavvur bıraktık, taakkül bıraktık, tasdikten girdik. İlk dersimiz belki. Ondan sonra tasdik neyin nesidir falan gittik döndük. En son ne demiştik? Fikri tasdik. İltizamdaki ise fiile dönüşmüş tasdik. Fikri iltizam demiş. Ha şey, fikri iltizam. Ahkamlıydı o. Evet, bu ahkamlıydı. Bu ise fiili.
fiilidir. Diye girmiştik. Ama tabii ta biz bunu okuduk, bunu da okuduk, bunu da okuduk, bunu da okuduk. Buralara geldik. Tabii ki akışımız değişiyor. Yani şeyi değişmiyor. Tamam, tespitlerimiz değişmiyor. Fakat süreti midir, kanuniyeti midir, hakikati mi, maliyeti mi bile şey yapamıyoruz tabii. Bir bakıyorsun hakikaten bu. Bir bakıyorsun bu. Allah Allah, bocalıyorsun ya. Bu mu bu? Çıkamıyorsun işte. O zaman bir hani grameri nasıl Arapçada geliştirmiş? Böyle bir sistem karşımıza Allah çıkarttı. Her şeyin, her şeyin ama sureti, sureti hayatı tekviniye. Hariçte eylemdedir. Suret eylemdedir. Kanuniyet insandadır. Hakikati esmadadır. Mahiyeti Allah sıfatındadır. Tamam. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey olunca insan of be diyor. Rahatlıyor. Yani dima bunu görünce mesela hani biraz önce konuştunuz ya, o da çok hoşuma gitti için ben de tekrar edeyim, siz şeyden sonra konuşuyoruz. Geç burada, hani buradan geç abi. Ben. Rahat olun. Kameraya takılmayın. İstediğinizi yapın. Dedik ki mesela geçmiş günahlarımız. Burada şey yapmak tam yerinde olacak. Güzel bir şey. Şimdi geçmiş günahlarımız, hepimizde günah var. Yakın günahlarımız da var tabii. Şimdi onları bazen namazlarda vesaire de dediniz yani geliyor. Bu gelmesi hayır midir, şer midir? Günahları getiriyor. Sen böyle bir adamsın. Ha, kalkıyorsun sabah köründe sahtekar gafur diyor şimdi. Tamam mı? Sahtekarın önde gidenisin. Ha, niye önde gidenisin? Evet, bu kadar dört Levent miydi? Dört Levent. Evet. Dörtlerinde senden daha aşağılıklar var ama sen onlardan daha aşağılıksın diyor. Niye? Ya da şöyle diyor mesela ben. Bu kadar diyor mevzular konuşuyorsun. Bir de bu tuhaf. Bunu diyecektim işte. Senden adam olmaz diyor. Evet. Yani hem kalkıyor evet. bir erkek. Dördüncü Levent'te senden daha rezil iş yapan var ama sen önde gidenisin. Niye? Evet. O kadar yapmadın halde. Çünkü bunları biliyorsun. Bu işleri bildiğin halde sen yapıyorsun ki o zaman en aşağılık sensin. Sen ne adam olmaz. Olmaz diyor. Sen de bir, bu kadar şey okumuyorsun ya. Bu kadar kitap okuyorsun. Bu kadar gel bunu yapıyorsun. Ha, bunu yapacak adam mısın diyor. Bu geldiği zaman şöyle bakacaksınız. Geldi. Eğer o gelen hayır mıdır? Beni hayra sevk etmek için mi yapıyor? Veya beni yeise atıp gömmek mi istiyor? Yeis maniyer kim var ya? Meleki midir? Şeytani midir? Şimdi gelen şey, eğer seni ümitsizliğe atıyorsa aşağılıktan geliyor. Ya bırak ya, sen adam mısın? Bırak ya, ne işle meşgul. Bırak işine bak, sahtekarlık yapma. Zaten yaşamıyorsun, bu işte bulunma diyorsa o alçaktan geliyor. Şeytandan geliyor. O günahlar senin tövbeye, istiğfara, nedamete, içsel vicdanı azaba götürüyorsa o Rahman'dir. Tövbeye, istiğfara, nedamete, gayrete, yani kısacası Risale-i Nur'ca aç fakrına, acizliğine, fakrine götürüyorsa, tamam, acizliğine, fakirliğine, şefkati fikir demiyorum. Aciz, yani aciz. Böyle ahir zamanda. Böyle bir ümitsizliğe değil, sistemi çok iyi biliyorsun. Çünkü bir beşeriyetin var, bir ubudiyetin tarafı var, bir de vazifedarlığın var. Bu mesela ağacın meyve misali de güzel. Evet, diyor. Mesela ağacın ne olduğunu anlamak için meyvesine bakıyoruz. Meyvesi eğer yeisse şeytandır. Meyvesi tövbe, istiğfar ise inşa ediyorsa bir tarafında melekten geliyor. O zaman diyeceksin ki bu beşeriyetim var. Her zaman kendinize şunu koyun. Ya ben beşerim, yani ne okursan oku insanlıktan çıkmamışsınız. Çünkü niye? Kur'an-ı Kerim'de mealen bil mana peygamberimize şöyle diyor, bize atfen. O da sizin gibi bir insandı. İnsandır. Sen ne okursan oku insansın. İnsanlıktan çıkmadın daha. Gazali diyor ki ölünce insanlığın bitecek diyor. Orada da insansın ama olmakta olansın şu anda. Orada olmuşsun, bitti. Şu anda olmakta olansın. Yani olmalar devam ediyor. Oluyorsun, gene devam ediyor.
her an değişen. Ölünce bitiyor. Aslında ölünce bir yerde oluyorum. Şimdi her yerde. Her evet. Öyle mi? Şimdi niye anlattım? Bu tasdikten girdiğimiz için tasdiği tam bakışımız tabii başka yukarılarda değişik şeyler de öğrendikçe tasdiki bakışımız biraz da değişiyor. Ben tasdiye şimdiki zamanda geldiğimiz noktada tasdiki bir hulasa etmek istiyorum beraber. Tasdik. Bir, şöyle döneyim. Tasdikin sureti var. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdi suretinden bahsediyorum. Tasdikin sureti, tasdiki görüyor musunuz? Şu. Suretin taakkuldedir, bir öncededir. Sureti, yani tasdikin bir öncesi bu. Burada şey yok artık. Burası ana baba günü, şurası curcunadır. Sureti tasdikin bir önceki makamı taakkuldedir. Ne demek orada? Çok ilginçtir. Tasdikin taakkulde ki durumu şuna benziyor. Tasdiki aklidir ki ne var orada? Ne fark var? Yani şuradaki tasdikle şuradaki tasdik ve şuradaki tasdik farklarını ile beraber koyacağız şimdi. Çok güzel farklarıyla. Tasdiki aklidir ki zıtları ile karşıtları ile mesela zıtları ile mesela diyelim ki zıt iki zıt şey ne? Siyah beyaz. Evet. Siyah beyaz. Karşıtları ile ve zıtları ile beraber. Abi şeyde taakkulde tasdik olması bana pek aklıma yatmıyor. Çünkü taakkulün şeyi ne? Bir taraftı. Bir taraf olan yerde tasdik olmaz ki. Bir taraflık vardır. Yani o noktadan bakarsanız yani tasdik akli diye külliyatta geçen kısmın aslında timan sistemindeki tasdik kastettiğini ben düşünüyorum. İşte çünkü aklı tasdik ediyor. O oraya getireceğim. Niçin biliyor musun buradaki? Şimdi akıl yani taakkulde tasdik diye bir şeyin olmaması lazım. Şöyle bir tasdik ama bizim tasdiki akli şu. Yani bir taraf ya. Tarafı yok. Bir sonunda bir tarafa tarafı oluyor. Ama o işte tasdik oluyor. Ha tasdik onu açacağım bak. Ona gireyim ben. Yoksa sileriz bir şey değil. Tasdik aklıdır ki zıtlarıyla, karşıtlarıyla beraber eylem yok. Yani bir taraf ama akıl bir tarafa kayıyor yani. Evet. Bir tarafa kayıyor otomatik. Yani sistem bir taraftır. Ama böyle gitmiyor. Sana teslim edilince bir taraf kalmıyor. Ya küfre ya da hayra. Yani bir taraflı kalmıyor ki. Mesela kamyon. İstersen içki taşırsın, istersen Kur'an taşırsın. Yani bir taraf bu. Sana teslim ederken bir taraf. Sana teslim edildikten sonra bir taraf değil artık. Abi her birinde... Taakkulde midir hala o zaman? Dur ama bu seviyesi her zaman var. Şöyle diyeyim. Senin elinde üniversite diploması var. Evet 5-6 tane ilkokul, ortaokul, lise diploması yok elinde. Ama onun zırnında var. Ben bir anlatayım bakayım. Ha bu şekilde duruyor. Eylem yok. Tarafını belli etmiş. Taraflı ama. Bir taraftan çıkmış olur sözler. Tabii bir taraf ama sistem bir taraf. Akıl her zaman doğruya taraftardır. Yani akıl evet. Seçme özelliği var ya. Evet. Seçiyor bir şekilde. Seçti bu. Yani mesela sıcak mı soğuk mu? Bu mu? Sıcak yani mı soğuk mu? Yani o kadar yani. Bu diyor. Yani sistem derken devamlı sende dururken sistem bir taraf değil. Sistemin yapısı bir taraf. Zaten olamaz ki abi. Bir taraf derken bu var. Sen olunca o bir tarafın içinden bir şey çıkarman lazım. Evet. Akıl ya. Akletmezler mi? Kur'an demiyor mu? Ya akılın tak Kur'an abi. Kur'an akla hitap ediyor. Vahiy geldiği zaman. Yani eylem yok. Ama taraf oldu. O taraftaki tasdik. Taraf geliyor. Devam edeyim. Daha anlaşılır. Sureti dedik bu. Kanuniyeti ise yani yapısı daha önce doktorun işte tespitleri vardı. Tasdiki burada fikridir. Ne demek? Tasdikteki yani tasdikteki tasdik fikri
ilmi tasdik ise Adem'i vücutlarıyla beraber tasdik ki eylemle beraber. Eylem var başladı. Eyleme dönüşmüş. Yani mesela şu tasdik taakkulden beslenmeden tasdik olur mu? Olmaz. Besleniyor. Bu sefer buradaki tasdik, taakkul bir taraftı, tarafını belli etti. Bu diyor. Hayır bu değil diyor. Çünkü Kur'an hikmetti ona. Çünkü Kader Risalesi ne diyor ki? O daha eyleme dönüşmediği için dönebilir diyor. İhtiyar selbe olmadı diyor. Ama eyleme dönüşmüş bir şey fiile Kur'an daha hükmetmez. Yapma. Yapmış zaten. Buradaki şeye yapmaya karar verdi. Kur'an buraya, kader buraya hitap ediyor. Kader Risalesi. Diyor ki eyleme dönüşmemiş. Ona teklif ediyor. Lem yecid ve lem yüce. Ve lem yok. Lem yecid ve lem yüce. Yok. Lem yecid bir şey diyor. Yani Kur'an ona yapma denmesi için ama karar vermiş. Bu mu bu mu? Ama eyleme dönüşmemiş. Eyleme dönüşürse geri dönüşü yoktur. Burada geri dönüşsüzdür artık. Fiile dönüşmüş. Burada tarafını belli etmiş. Bu değil. Bu bir tasdik. Burada ne vardı? Karşıtlarıyla zıtlarıyla beraber var. Çünkü bir taraf. Çünkü bir taraf olduğu için karma, her şey var. Ama bunların içinde bu dedi. Karşıtlarıyla zıtlarıyla beraber. Burada ise ademi vücut. Adem ne? İlim Adem neydi? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani tasdikteki tasdik fikri iltizamdı. Fikri iltizam ilimdir. İlim ise Adem'le beraberdir. Çünkü Adem'i kaldırırsanız bizdeki ilim vacip olur, nihayetsiz olur. İlmi mertebelendiren içinin zıtlarının müdahalesiyle mümkündür. O zaman tasdikteki tasdik ilimdir. Buradaki fikri iltizam, ilmi iltizam Adem'i ile beraber, Adem'i vücutlarıyla, zıtlarıyla beraber. Bu zıt değil, ilmi zıt değil. Adem, zıt demiyorum da Adem'le beraber vücudu ilmeye perde olmuş mu var? Buradaki tasdik de bu. Hakikattaki tasdik ise, bu çok önemli. Bunu bulmak hakikaten zor. Allah'ın ikramı olsa gerek. İnşallah doğru olduğunu da bilmiyoruz ama yani ilginç, çok uğraşmak belki de o gün, bugün var ya, bugün. Burada hiç silmedim. Devamlı giriyorum, çıkıyorum. Hep kafam bunda. Ekleyerek vesaire. Ha. Neymiş bu? Çok ilginç. Şu. Şu arkadaşlar, tasdikte burada konuştuk. Şu tasdiki de konuştuk. Şurada İslamiyet iltizamdır. İman ise izandır demişti. Buradaki iltizam fiile dönüşmüş bir tasdiktir. O burada da fiile dönüşmüş. Ama onu şey yapacak. Konuşacağız. Şeyinizi yazacağım. Allah razı olsun. Bu arkadaşlar sabah kahvaltısına şey yaptılar. Güzel şey yaptılar. Buradaki iltizama ben alt metin okuyayım, sonra bunların farkını kardeşlerin tespitlerini de söyleyeceğiz. Söyleyecekler kendileri. İltizamdaki tasdik ise şu. Tamam. Eylemlerin, fiillerin, burada zaten vardı. Bak, eylemlerin, fiillerin alt veri tabanları olan, yani fiillerin, eylemlerin, nereden kaynaklanıyor fiil ve eylem, insan? Nereden, niçin bunu yapıyor? Bir, insanın fiilini, eylemini etkileyen, insanın davranışını belirleyen sebepler şunlar. Örftür, ananedir, gelenektir, kültürdür ve tevarüsen tazamun eden şair İslamiye'de, yani şair İslamiye, mezar taşları, ezanlar, başörtüler, sakaldır. İslami örf ve adetler, buna tevarüs denilir. Yani mana donmuş, cisimleşmiş, taş olmuş. Tesettür olmuş. Yani bez değildir. Mesela bu takke iplik değil artık. Bir simgedir. Foter, bir Yahudi hahamlarının, din alimlerinin alametidir foter. O artık izah yok. Bu budur. Tamam mı? Bu budur. Sarık işte,
O bu budur. Bez değildir. Nedir o? Mananın, ruhun donmuş haline şair denilir. Şair, inançların, inancaların, itikatların, maneviyatın fiile değil, eyleme dönüşmüş, cisimleşmiş, hamur olmuş bir fiildir. Şimdi, buna şair İslami'yi tazamun ederek fiile dönüşmüş tasdiktir. Bu tasdikte ne var bakın? Biliyorsunuz bu tasdikte ne vardı? Taassup vardı. Bu itikatta ne vardı? Salabet vardı. İzanda ne vardı? İntisal vardı. Tasdikte ne vardı? İlim vardı. Akılda ne vardı? Ahkamını söylüyorum. Bir taraftı. Tahayyülün ahkamı neydi? Safsata. Tahayyülde ne vardı? Bir behre. Şimdi şimdi bu buradaki tasdik neymiş? Bu da fiil bak. Eylemle, eylem var, başladı. Eylem başladı. Peki buradaki eylem nedir? Taassup şeklindeki eylem var. İslamiyet. Bunu Mehmet kardeşler Osman'ın dedikleri şuydu. Sen düzelttin benim şeyimi. Yani adam Ramazan'da şeye gitti, teraviye. Oradaki toplumdaki bir şair, pide almalar, kuyruk gitmeler var ya fırın, o da bir şairdir. Davul çarpmaları, sen evde olmasan bile, izine gitsen bile, son zamanda geldin git davulcuya para ver. Yani şey olsun, ustad verirmiş biliyor musun? Davul çaldığı için kendi kesesine para verirmiş. Şairmiş o, davul olmaları. Selam. Pide kuyrukları şairdir. Şimdi ben şöyle tasvir ediyorum. Adam teraviye gitti, coştu, namaza başladı Ramazan'da. Hep iyi gitti. Bu eylem, bu tasdiktir. Fikri eyleme dönüşmüş. Tabii ya lazım ya. Kılmak gerekiyor ya. Tabii ya biz de Müslümanız. Olur mu bak ne kadar hoş. Fakat sonra düşe kalka düşüyor, bırakıyor. Götüremiyor. Sonra bir gene kalkıyor, gene düşüyor. Eylem var ama eyleme dönüşmüş. Ama bu taassup şekline dönüşmemiş. Artık Toprak'ın dediği gibi birinde meleke haline geliyor, birinde meleke haline geliyor. Mesela araba kullanıyor demişti Gafur. Ha. Adam meleke haline gelmiş, şoförümüz hepimiz biliyorsunuz. Senle benle konuşuyoruz, sohbet, telefon ediyoruz ama ayak el hiç düşünmeden oluyor. Bu meleke. Ama yeni öğrenen, ulan ne yapacaktım lan, nereyi değiştirecektim? Bu olur. Meleke olunca bu hale gelir. Bir de dışarıdan baktığı zaman Mehmet kardeş demişti değil mi? Mesela hakikaten namaz kılıp kılmadığı da belli değil yani. Pek o kadar örfte, ananede o kadar belirlenmemiş adam. Bir o safta kılıyor ama, iş yapıyor ama işte böyle. Ama ötekisi ise cami derneği bulunmuş, eyle sosyal faaliyetlerde bulunmuş, bedel ödemiş, mitinglere, şunlara, bunlara. Yani fiilde, eylemde, İslam'ın safında her konuda kendisini öne çıkartmış. Mane deseler bu kim? Ha bu budur. Acabası yok. Bu budur denince bu hale almış. Bu da eylemdir ama acabalı. Başka ne demiştiniz abi? Abi ben bir şeyler ekleyebilir miyim? Özür dilerim. Şimdi mesela benim annem çocukken hep bana derdi ki uşağım ayakta su içme otur. Bilmem ne falan. O şimdi Hasan abi olayın şey tarafında değil. İşte hikmeti şudur budur falan yok. Şimdi annem yani büyüklerimizin sünnete tabiyeti tabi olması direkt iltizamdan Hasan abi. Evet. Hikmet aramıyorlar. Evet. Anlatabildim mi? Yani direkt iltizamdan. Mesela ben şundan. Evet. Direkt şurada. İltizamdan. Burada işte hikmet var. Osman. Hmm. Şurada hikmet var. Hmm. İlmi intizam ya. Hmm. Burada hikmetli, burada direkt var. Evet. Doğru. Çünkü örften hemen tesettür ötürmüş kız. Hikmetine bakmıyor. Hikmetin değil. Ama zaten ne diyor bak. Hikmetine bakar, hikmetine bakmaz. Evet, evet bak. Örf. Örf bak. Aynen. Hani yapmış, çocuk örtünüyor. Mesela Kur'an okuyor senin Yusuf. Sen de okuyorsun. Hadi oğlum. Kur'an oku. Hani gezeceğiz. Bisiklet alacak. Sen de Kur'an okuyorsun. Niçin okudun belli. Ama senin Yusuf okuyor, bisiklete binmek için. Abi bu söylediğinden şu çıkabilir mi acaba? Devamını şöyle getirdim çünkü aklımda. Şimdi, kanuniyet ve suret, hakim ismine bakar, hakikati veduda bakıyor,
mahiyet ise rahime bakıyor diye. Böyle bir şey çıkabilir mi acaba buradan Hasan abi? Olabilir ya. Olabilir ama biz netle gidelim çünkü. Şimdi bu mahiyeti nedir iltizamın? Şimdi biliyorsunuz, biliyoruz ki ben kalp olsam bir ayağım diman, bir ayağım vicdan. İkisini ayağımda kal. Şimdi o zaman Üstad Risale geçiyor. Tasdiki kalbi var. Yani kalbin tasdiki de var. Yani işte bak çıkamazsın yoksa böyle sureti, kanuni, hakikati, mahiyetini bilmesen Allah Allah ya burada böyledir, burada böyledir, burada. Bak, bak tasdiki kalbi var. Tasdiki vicdanı var. Vicdanen tasdik ediyorum diyor. Vicdanen ben bunu diyor böyledir diyor. Hani evinde diyor yaşlılar olduğu zaman vesaire bela musibet veya rızkı çok. Ben onu vicdanen tasdik ediyorum vicdan gözle. Ha o zaman acayip bir şey. Ha bu şimdiye kadar konuştuğumuz bir sureti, kanuni, hakikati dimağdadır. Ha, şimdi dimağın tasdiki akıl. Komple onun simgesini şey yaptık. Dima demedik, akıl. Vicdanda, vicdandaki tasdik de şuradaki izan var ya, izanın imtisale, ahkam var ya imtisale, insanı imtisale sevk ediyor. İmtisal dersini yapmıştık. Tamam mı? O zaman aklın ve vicdan, şuraya parantez şey yapabiliriz, diman diyebiliriz ve iltizam şuraya. Olabilir mi? Osman şuraya, evet. Şöyle parantez açıyorum. İltizam, iltizam, artık o şu tasdik değil, iltizamdaki, yani şuradaki, şuradaki tasdik, şuradaki değil, iltizam. Şu parantez açıyorum gene şuraya, bizden imtisal, im. Şey diyor bir yerde, fıtratı selime diyor demek, vicdanın itminanı şehadetiyle onu tasdik ediyor. Bak bak bir de sonra yavaş. Demek fıtratı selime. He. Vicdanın itminanı şehadetiyle onu tasdik ediyor. Ya, itminan. Ha, bunu da ekledik abi. Şimdi, aklın yani iltizamın, iltizamın, vicdanın, imtisanın bütünlüğünden gelen kalben tasdiktir. Tamam mı? Tasdik demek ki, bunu böyle inşallah... Ha, 27-28 dima dersimizde bu şablonu aşağıya koyuyorsun. Böyleydi ama ilerleyen derslerimizde tasdik böyle daha sistematiğe dönüştürmüş. Hem bu dersinden hangi sayfa koyacaksan bunu atıf yapıyorsunuz. Hı. Ve bunu da aşağıya olarak. Zaten bir sistemdeki ve şeydeki bir tablo yaptık, farklar tablosu. Ha, çok güzel. O fiili de böyle netleştirmiş olacak. Ne olacak? Demek ki çok çok sık şeylik oldu. Hakikaten zor. Çok zor. İhat istiyor. Burada eylem var, burada da eylem var. Ama hangisi? Evet. Elhamdülillah. Burası az önce şeyle anlattım. Teravih ile anlattım. Tamam mı? Ama adamın hayatı her gün teravih. Bu Ramazan'da teravih. Bu hayatı devamlı teravih. Hani var ya Murat'ın çok şeyi var. Bir sene var ya Üstad Risale'de geçiyor. Bir sene, bir gün önceki Kadir Gecesi'ni geçmek için bir sene geçmesi lazım. Değil mi? Dün Kadir Gecesi ise bir sene geçsin ki aynı güne. Ama o gün değil tabii. Bir sonraki Kadir Gecesi. Ama Kadir ismine mazar olursa, o her gece Kadir Gecesi oluyor. Bu adamın her günü Kadir Gecesi. Bu adamın senede bir Kadir Gecesi. Tamam. Şimdi başlıyoruz tasavvurumuza. Şöyle yapalım. Şuraları belki silme ihtiyaç olmaz. Şimdi başlıyoruz şeye. Tasdikimiz bitti. Konumuz o değildi zaten. Sayfa sevgili arkadaşlar. Tasavvur okuyoruz. 25. defterin 298. Ha şunu da söyleyeyim de, şuraya koydum kağıt. Ders yaparken birisiyle gece, onun söylemesi böyle. O da garibime gitti, ben de size aktarayım. Demek ki herkesin kalbine bir şey atıyor. Çok bizim yeğen çok garibime gitti. Ben bunu anlatıyordum bunu.
tabii ki onlar mektepli olduğu için dedi ki burada, burayı hep etkiliyor mu? Etkiliyor tabii. Her şey buradan başlıyor. Neşunema burada başlıyor. Hiçbir belirleniş var mı? Yok. Her şey burada belirleniyor. Sonra burayı etkiliyor. Tamam mı? Evet, böyle dedi. Kendisi anlatıyor. Çok tuhafıma gitti. Dedi ki burada belirleniyor. Filizleme burada ağaç mı oluyor? Evet dedim. Dedi ki sen daha önceki derste bana anlattın ki Big Bang Nuri Muhammed'i patladı. Big Bang. Şimdi bir de şu var. Bakın bir ön yargı olmadan fizik bile çözülmüyor. Mesela ne diyor? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında vesaire. Bunları sabit kabul edeceksin. Kabul. Kabul etmeli. Big Bang'de de mekansız dediği halde mekanı kabul etmek zorundadır. Big Bang diyor neymiş? Nokta. Tamam, iyi dinleyin. Hacmi 0. Kütle sonsuz. Orada ama 0 yerde. Zaman da 0, tamam mı? Peki evrende diyor gelişiyor diyor. Evreni kabul etmek zorundadır. Evren yok ki. Onun genişlemesinde evren oluyor. Evet. Mesela benim sesim nerede yayılıyor? Havada. Hava var demek ki. Şimdi bu patlarken gelişiyor. Nerede gelişiyor? Yok ki. Mekan yok ki. Mekan bununla zaten başlıyor. Bu patlaması ile deniz dalgası gibi ilerlemesi ile oluşan alana hacim diyoruz. Mekan diyoruz. Yoktu ki. Yok ki. İlk o yokluktan varlık nasıl başladı derken adam diyor ki bak yokluktan varlık nasıl başladı? Bir noktadan diyor genişledi. Nerede genişledi evrende? Evreni niye kabul ettin? Evren yok ki. Evreni oluşturuyorsun sen zaten. Doğru. Ha. Şimdi bunu anlattıktan sonra dedi ki bunun aynı küçük modeli bizde var dedi. Nasıl var dedim. Big Bang burada patlıyor dedi. Sıfır ağacı, sonsuz kütle. Çünkü 18 bin alem demiştim. 18 bin alem sonsuz kütle olarak düşündü. Yani potansiyel her şey var ama belirleniş yok. Burada diyor, tamam mı? Burada kendisi başlıyor ve patlıyor. Ve garip tarafı Big Bang buradan başlıyor. Her an Big Bang yaşanıyor dedi. Devamlı patlama oluyor burada. Öyle. Patlama olup yayılıyor. Dalga dalga. Bu alırsa alır. Çünkü iki türlü fizik okuyor ya. İki türlü yayılma var diyor. Bir elektronik var, bir de deniz dalgası gibi. Dalga dalga. Çok tuhaftır. Galiba sıvı olarak yayıldığı için bilgi, timarda doktorum öyle mi? Bilgi aktarımı sıvıyla oluyor. Elektronik olarak değil. Bunu veya buna varamamışlar. Ama benim şeyime göre ikisi de var ama mesela bilgi aktarımı sıvıyla oluyor. Kimyasal oluyor. Bu fizikte bir şeyin yayılması için yarık deneyi var. Burada olsaydı Erdinç derdi. Dalgalı. Dalga ile güç aktarımı oluyor. Mesela bir yere güç attın o ta sahile kadar vuruyor büyüyor. Bu kimyasal yani dalga. Ama bir de gözlemci baktığı zaman oradan geçen şeyler değişiyor ya. Kısacası burada an ve an Big Bang oluyor. Devamlı varlık yani Nuri Muhammed'i hala patlıyor. Devam ediyor. Devamlı. Böyle devamlı üretiyor. Yani vücuda çıkıyor. Big Bang patlaması burada oluyor. Hepsi böyle etkiliyor. Big Bang burada oluyor. Burası ona benziyor. Burası vücuda diye çok garibime gitti. Çok devamlı hiçlikten yaratılma. Hiçlik burası. Oranın özelliklerine de uyuyor. Uyuyor. Çok uyuyor. Evet. Çok tuhafıma gitti. Hani dün akşam şey yapmıştı böyle. Demek ki herkesin kendi bak gitti. Dalga yani çünkü kendisi tıplarla karışık olduğu için kimyasal aktarım var diyor. O kimyasal söylüyor. Böyle Üstad Hazretleri de 25. sözde şöyle diyor. Çekirdekteki program
ağaca aktarılırken çok tuhaftır. İlginizi çekti mi? Çekirdekteki program ağacın sağındaki meyveye, solundaki meyveye vesaire, ağacın içinde bilgi kimyasal aktarılmıyor. Diyor ki çekirdekteki program ağacın dalının her yerinde, hiçbir yerinde değil. Yani temessül ediyor diyor. Ruh gibi. Evet. Ruh gibi. Mesela tereşü olsaydı kimyasal olurdu. Temessül ediyor diyor. Yani çekirdekteki program sıraya konmuyor. Her yerde var. Ağaçtan çıktım sağdaki daldaki yaprakta, soldaki dur biraz bekle bunu bitirelim. Sonra bunu yapacağız. Burada olurken burada da oluyor. Burada olurken burada. Olabilmesi için temessül gerekiyor diyor. Okseyi hayatı diyorsunuz değil mi abi? Evet. Hayat büyüdüğü için zaten açılıyor. Hmm. Evet. Yani ağaç büyüdüğü için hayat açılmıyor. Evet. Hayat büyüdüğü için ağaç şekil alıyor. Zaman, mekan hepsi. Anladım. Çok ters çalışıyor. Bir daha bunda girmek istemiyorum. Ahiretin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Biz gittiğimiz için ahiret olmuyor. Ahireti burada zaten yapıyoruz. Mesela bak, ağaç büyüdüğü için içine hayat dolmuyor. Hayat çekirdekten daha olmamış, hayali bir, sanal bir vücut oluyor. Ağaç bunu görüyor, oraya malzemeyi doldurarak biz de bakıyoruz ki ağaçın dalı olmuş. Zaman ve mekan işte hayat. Ahireti anladınız mı bak? Yani ağaç girdiği için, ağaç büyüdüğü için hayat da arkasından gitmiyor. Varlık hayatın arkasından gidiyor. Bak çekirdekten şu, atacağım şaşıracaksınız böyle. Şuraya yapmıyorum arkadaşlar. Şurayı silim de yapayım dur. Küçük bir şey. Şöyle. Bakıyor musunuz abiler? Bu çekirdek. Burada da Filiz. Şimdi bu çekirdekten ağaç olurken o mahiyet değil mi abi çekirdek? Tabii. O zaman mahiyet, kanuniyet, suret diye uygulayabiliriz abi. Evet. Bu mahiyet tabii canım. Hakikati esma olacak. Hayat işte. Evet. Bu yazılımı mahiyet. Şimdi bak şöyle ağaç olup ne olur bakın böyle. Ondan sonra bu ağacın dalı bu da olup da hayat girmiyor. Yani ağacın içine hayat girmiyor. Bak şimdi size şöyle diyeyim. Öyle bir şey yok. Ama zahirde öyle gözüküyor. Öyle bir şey yok. Şimdi buradan bu devamlı dalga yayıyor. Virüs. Wireless, ha vay. Bak, şöyle bak arkadaşlar. Biz yok diyor usta. Böyle, böyle sanal ama biz gözümüzle görmediğimiz şöyle bir ağaç olması gereken neyse ama. Şu anda Allah'ın ağaç değil. Burada neyse o melekler, çünkü zikir de böyle oluyor. Böyle kendisi yok daha. Yani olması gerekenin tamamı oluyor. Bunların içinde bu kadar olması gerekirken Adana'daki pamuk Rize'ye dikersen, Kırıkhan'daki nar Rize'ye dikersen, Kırıkhan'da olması gereken tamamı olmuşsa Rize'de geliyor şu kadar oluyor. Diğerleri olmuyor. Ve Kırıkhan'daki şartlar da değişirse. Ha, mesela, şimdi bak. Diyor ki, buradaki diyor bilgi buraya gövde ile vücuda aktarılmıyor. Belki bugünkü fen beni tekzip edecektir. Kimyasal. O varsa, o ancak ağacın sefk-ı idaresindeki maddeleri almak, düşmanlarını def etmek, orada da mutlaka düşman hayırlar savaşı vardır, hücre olan her yerde dost düşman vardır. Burada hani fizikte bir dalga olarak yayılım var, bir de manyetik olarak var. Bediüzzaman Hazretleri 1926'da söylüyor, diyor ki bu ağaçtaki kökteki bilgi aktarımı
madde olmadığı için kimyasal olarak öyle bir yol takip etmiyor. Yol takip etseydi kullanacağı tabir tereşuttur. Kullandığı temessüldür. Temessül kullanıyor. Her yerde olabilmesi için buradan şunu yakalamanızı istiyorum. Olması gereken tamamı, şuradaki tamamı böyle manyetik vücudu var. Ama gidin elinizi böyle yapın, vuramazsınız. Ağaca vurun, elinizi çarparsınız. Çekirdeği diktikten sonra canlandı mı, o olması gereken sonu olmuştur. Orada var. Orada var. Bunu tekzip edecekler beni, biliyorum. Ama ne yapalım, gelecek nesil, başta söyledik, gelecektekilere söylüyorum. Bu yok yani. Yani vurunca ağaca çarpıyor, şu, ağaca çarpıyor bu. Çekirdek, tek hayat oldu mu ükte-i hayatı? Ükte-i hayatı açılması demek, toprağın altında olması gereken ne kadar ihtişamlı, hepsi olmuş, bitmiş. Şimdi bu sefer ağaç onu takip ediyor, kalıplara, şu kalıplara, kalıp diyor zaten. Kalıplar imtisal, imtiyacı, iştiyak, incizam. Bu çekirdek, bu sefer ağaç olacak diyor. Ne yapıyor? İhtiyaçtır buna göre. Şu sanal şey, ihtiyaçtır, iştiyaktır, incizaptır, meyildir. Nereye? Bunu tamamlamaya. Burayı tamamlamaya, buna evamiri tekfine deniliyor. Hangisi? Çekirdek patladığı muhteşem, gözle gözükmeyen sanal bir ağaca, ağaç kendisini ona takip etmeye ihtiyacı var, iştiyaki var, incizabı var, meyli var. Oraya. O kalıplara, malzeme döke döke ağacın kütüğü oluyor. O zaman kütüğe biz elimizi çarpıyoruz. Ama buraya tamamlayabilir mi? Hiçbir ağaç kendisini tam tamamlayamadı. Tamamlayamaz. Yani tamamlayamıyor. Bu tereşüt değil. Temessüller oluyor. Üstad Hazretleri böyle bir şey diyor mu? Demiyor. Diyor. Nasıl oluyor? Tereşü kullansaydı aktarım olacaktı. Zaten bilgi diyor şeyden aktarılmıyor diyor. Temessülen oluyor diyor. Dolayısıyla bu çekirdeğin diyor yazılımı her dalın yanında, her meyvenin yanında ama hiçbir yerde değildir. Böyle de tanım getiriyor. Boru gibi gitmiyor diyor yani. Boru gibi gitmiyor diyor. Yani çekirdekteki program her yerdedir, hiçbir. Şimdi gelelim sizin ahiretinize. Bu çekirdek, insan da çekirdeğe benzer. Tamam? Altıncı hakikat aşı risalesinde bir derece ruha benzeyen çekirdekteki o ruhu, programı ruh hükmündedir diyor. Ağacın ruhu çekirdekteki programı gibidir. İnsana gel, insan bir çekirdeğe benzer diyor. Aleykümselam, bilmem ben ne var diyor. Şimdi ahireti şey yapacağım şimdi ben size. Burayı anladık mı böyle sanal olmadan önce? Olması gereken olmuştur patladığı anda. Ağaç orayı tamamlamak adına ihtiyacı, iştiyakı, incizabı ve meyli vardır. Yoksa bunu dördünü anlatamazsın. İnsan da, insan mısın? Ruhlar aleminde startı aldın, sahneyi aldın. Ruhlar aleminde, elestu bi rabbikum. Ta cennette deyde değil, o rıza, bir Cenab-ı Hakk'ın bir rızası, muhabbeti, bir lemay muhabbeti bütün cennetten üstündür. Var, bak şimdi, elestu bi rabbikum'dan değil, ta Nur-u Muhammedi'den başladı. Sahne aldık, geldik ruhlar alemine ruh giydik. Geldik lef-i mahfuz'a akıl. Geldik arşa kalbi giydik, kalp. Kürste insan olduk. Ondan sonra bazı filmler var ki o bölgede çekilmesi lazım. Mesela öyle bir cami film var ki Amerika'da başladı. İngiltere'ye gitti, Fransa'da, Suudi Arabistan'da hurma toplarken. Böyle sahne gerekiyor. Arabistan'a gitmesi lazım. O film doğru uçakla gidiyorlar. Ne kadar? 10 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika sahne almak için Arabistan'a gidiyor. Sonra Türkiye'ye geliyorlar, tamam mı? Türkiye'de bir sahne alması lazım. Belki 1,5 dakikadır ama aylarca bunu yapıyorlar, değil mi? Aynı bunun gibi biz ruhlar aleminden sahne aldık.
cennette bu film bitiyor. Bu film baş aktörü biziz. Ahireti anlatılmış. Baş aktörü biziz, bu film. Herkes benim filmde oynuyor. İnsan, mahiyet insani birdir. Birdir, inkısamı gayri mümkündür. Merhameci de, sarhoş da, alim de, kadın da, erkek de, domuz da, ilan hepsi benim. Benim dışa vuruşlarım bunlar. Sahneyi ben aldım, film ben oynuyorum. Filmin başrolü ama filmimin zengin olması için bu kadar artistler çalışıyor. Tamam. Ama bir sahne var ki, dünya denilen bir yerde sahne alınması lazım. Dünya. Onun için biz buraya geldik. Allah Resulü'nün tabiriyle de çölde yürüyen bir insanı dinlemek için bir ağacın altına gölgelik yatıp kalkana benzer. Bazı yerde de bir saattir diyor. Şimdi ustad diyor ki bu bir günlük diyor. Bir günlük mesafe bitince diyor. Orada bir limana geliyor diyor. Gidiyoruz ya. Tren var diyor. Şimendirme var. Gemi var diyor. Tayyare var. Uçak var. Bir de otomobil var. Yaya da demiyor. Yaya gidilmiyormuş. Yok. Yaya ve aç susuz kalırsan. Yaya da var. Yaya, otomobil, gemi, uçak şimendirfer. 5. Sermayeye göre binilir. Ne zaman? Bir gün sonra istasyon gelecek diyor. 2 ay sonra has bir çiftlik vardı. Cennet. 2 ayın bir günü dünya sahnesidir. 59 bundan sonra kabirden sonra başlayacak. Nasıl bir süreç olacaksa 59 günümüz var. Ölünce bir günümüz bitecek. Tamam. Ortalama bir insan ömrü 80 saysa 4700 küsür yıl kalıyor. Bak böyle hesap etmiş yani. Yok. O kadar haşir meydanında ama bazısı belki gibi şimşek gibi evet. Geçiyor falan var ya. Risalede de geçiyor hayal hadiste. Ha, şimdi geliyoruz şu Big Bang. Bu biz biliyorsunuz cennetteki ağaç böyle değil. Kökleri yukarıdadır. Ağaçları böyledir. Tamam mı? Annenin cennet ayaklarının altındadır. Cennet meyve ise cennetteki ağaçlar kökleri yukarıda ya. Şunun tersi ya. Şöyle. Annenin ayağı ne kaldı yukarıda? Meyve neresi burası? Ayağının altındadır. Ayak altı olur. Hayır. Ayak yukarıdadır. Çünkü çocuk meyvedir. Annenin ayağı yukarıdadır. Şeceri hilkati anlatıyor peygamber. Meyvesiyiz annenin. Yani kök yukarıda meyve verdi. Meyve aşağıda. Meyve çocuktur. Anne gövdedir. Kök de orası işte. Ayak. Bastığı yer. Cennet annenin ayaklarının altındadır. Sistemi anlatıyor. Anadır yani. Anadır. O sistemin yapısı. Şimdi bu tahayyül denilen şey aynı bu çekirdekteki gibi burada var ol, iyi dinleyin buraya bak. Var olması, burada var olması gereken ağaç patladığında sanan olarak yani gözle gözükmeyecek vücudu vardır. Burada 18 bin alem patlamıştır. Vücuda geçmeden patlamış. Biz onu tamamlamaya 18 bin alem olup büyük insan olmak için insan-ı kübra, insan-ı ekber olmak için bu ağaç gayret ediyor. Kendisini tamamlamak için o sanal vücuda bu çekirdeğin, bu ağacın ihtiyacı var, iştiyakı var, incizabı var, meyli var. Nereye? Buna. Ben de 18 bin alemle insani ekber olmaya ihtiyacım var, iştiyakım var, incizabım var, meylim var. Bunun dördünün adı evamiri tekviniye. Tamam hayal görüyor işte. Ha. Şimdi ahiret nedir? Bu şekil aldığım şey dünyadır. O dünyadır. Ama olması gereken alemlerim şeceri hilkattır. İnsan olmaya adayım ama olmakta olanım. Yarın inşallah bir tane de böyle olacak Gafur. Ali de böyle olacak. Yasin böyle olur. Harun böyle olur. Mehmet'im şöyle gider. Bu diğerleri falan derken böyle böyle tamamlıyorsun. Ama ne zaman kemal bulursun buna hiçbir zaman şimdilik varamayacaksın. 18 bin alemi ama tam kemal, kemali etem peygamber edermiş. Yani olması gereken şeyi kemali etem, en tam olması gerekeni şey yaptı yani. Evet. O peygamberdir.
o peygamberdir tamamlayan. Ama ona yakın olanlar da takip edenler. Şimdi buna da delilimiz nedir? Tahayyül ve tasavvurumuzdaki ben olması gereken benlerimiz var ya. Oraya bakıyoruz. Hani hakikaten o kadar okumuşsun, bu kadar yapmışsın falan olmamış falan. Bu senin inkısal hayali uğradığın anda şeytandandır bu. Ama bu arada dal bazı günah işledin. Fırtınadan bazen dal kopuyor. Şimşek çakınca bir tarafını yakıyor. Bazen işte hainler geliyor, buduyor falan. Şöyledir, böyledir. Diyor ama kök hiçbir zaman ümidini kesmiyor. Yoluna devam ediyor. Diyor ki bu dal kırılsa da, yaprağı dökülse de kökü devam ediyor, canlıdır, devam eder. Güçlüdür. Bir bakıyorsun ki birisi gelse burayı koparsa bile fırtınadan, kökü sağlam olduğu için bir değil, birkaç tane fırtına filizle devam ediyor. Şimdi burasıdır bu. Aynı bu çekirdeğe benziyor. Olması gerekenler buraya şey yapılmış. Onların bir dalı için ne diyoruz da? Cennettir diyor. Alttaki dal diyor cehennemdir. Üstteki dal diyor cennettir. Ve bir tanesinin meyvesi zakkumdur. Ötekisi için ne diyor? Tuğba. Tuğba-i cennettir diyor. Tuğba-i cennettir. Şimdi burası da Big Bang an ve an devam ediyor. 18 bin alem devamlı patlıyor. Devamlı böyle patlıyor. Çok ilgimi çekti. Ve çok da bizim şeyimize uyuyor. Sonra beni buraya götürdü o olay. Çünkü bu akşam onları düşünüyordum. Haşre delili nasıl oldu abi? Haşre delili şey yoktu. Bu şekil, bu kesinlikle bunun böyledir. Yani olması gerekenler ama yok. Ha, insanın ahirete meyli var, iştiyakı var, incizabı var. Nasıl var? Yani ahiret olmasın. Kafir dahi ahiret dermez, din dahi gelmez, ebed istiyor. Bak istediklerine bak dindir. Dinin söyledikleridir. Nedir? Mesela ehli fetret, din gitmemiş. Ölmek istiyor mu? İstemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Efendim dert olmasını istemiyor. Peki bu nereden geliyor? Şu sanal bir vücuttan geliyor. Peki şu anda nedir? Şu mavilerin olduğu şekildir. Yani insanın meyli, ihtiyacı ve iştiyakı, meyli ne tarafa varsa o öyle bir vücudu ispat ediyor. Öyle bir vücudu ortaya koyuyor. Vücudu gösteriyor. Ama sen hele 21. asırda desen ki vücut sif ağaçtır. Yani şu anda elektronik, radyo dalgaları, ultraviyol ışınları, nötron dalgalarını vücut demezsen dememiş olursun. O zaman seni koyarız seni 400 sene önceki adamın kafasına. Yani bu asırda bulunuyorsun ama sen atomdan böyle tahtadan başka vücut şeyleri kabul etmiyorsan, manevi vücutları, fiziki boyutları kabul etmiyorsan sen 500 sene önceki adamsın. Nasıl olmuşsan aramıza girmişsin deriz. Dolayısıyla ahiretin vücudu her an şu anda mevcuttur buradaki gibi. Biz onu tamamlamak için kalıplarımızı döküyoruz. Dolayısıyla bedenimiz büyüdüğü için hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için beden ona yetişmeye çalışıyor. Beden şu kırmızılar kader, o maviler de kaza olabilir mi abi? Öyle bir şey olabilir. Harika. Böyle. Harika. O zaman bir şey daha söyleyeyim abi. O zaman siz benim kaderimsiniz. O da öyle. Yani önünüze çıkan, size şey yapan, menfi veya müsbet. Abi, iman bir, kitap bir. Ha. Bu. Ben kaderin değilim de. Değil, değil. Kaza, kaderini kazaya dönüştürenim. Tabii. O zaman cebri olur. Hayır. Şunu demek. Ona karşı, tamam şey yapma. Şimdi burası iman bir. Şey abi. Mavi kitap bir. Şimdi bu ağacı kemale erdirmek istiyoruz ya biz. Yapamıyoruz diyorsunuz. Yapacağız inşallah. Peki ya inşallah. Hiç yapamadık. Peki onun tamamlama süreci salavatlı olabilir mi? Yani biz o kemale ermiş ya. He. Onu şöyle diyor lemalarda. İnsanın fıtratına bakıyor diyor. Ve tanımlıyorum lemaları bak. 73 mi neydi sayfa? İnsanın içine, insan kendisine şahit. Öyle bir meyil var. Bak, öyle bir iştiyakı var. İncizabı var, ihtiyacı var ki. Acayip bir şey. Bana seni gereksin edettiriyor. Ama mevcut öyle bir şey yok. Şimdi insan
Sübhanallah. Bu mesele ise de ben dua ettim ama sıfırladı. Niyet. Her neyse. Bir parçasını söyleyeyim. Çok güzel bir şey çeviriyordum esnafın ama şu lemalarda şöyle diyor. O gitti. Biz buna varamadık. Ama mahrum da etmemek için şöyle bir yöntem getirmiş. Bir niyet, bir kast, bir irade, bir cehd. Bak bir irade, bir meyil, bir ihtiyaç, bir taraftarlık. Yapamıyorum ama taraftar. Dolayısıyla Allah yapmışsın gibi, olmuşsun gibi verecek. Öyle diyor. Çekirdeğin o şeyi niyetini kabul ediyor ama. Namaz tamam. Bütün tazanlık. Diyor şeyi yapmak isterim namaz. Diyor. Namaz tazanlık ediyor. Biz ona gidemiyoruz ama o bize gidiyor. Namaz onlardan bir şeydir. Namaz her şeyin şey değil. Namaz İslamiyet'in temelidir ama kelime-i şehadet de dedi ya. Sırf namaz değil bu. Sırf namaz olsa namaz olanın şey olmayanın orucu kabul olmazdı. Oruç ayrı bir şey, namaz ayrı bir şey, zekat ayrı bir şey. Sırf namaz değil. Yani. Dişir vardı ya bir dişir. Şura ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Ha harika. Bunu dişir. Bak. Nasıl sahip oluyorsun? Dua ile sahip olacağız buraya. Tamam gene geldik kadere girdik işte o zaman. He? Kaderden çıkmadık ki. Gene geldik kadere girdik. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile buna sahip çıkabiliyorsun. Yani bu ders tuhaf nereye geldik biz ya? Ne bileyim ya. Şey... Hemen tasavvur oturuyor. Burada Big Bang devam ediyor dedik, daha bir yere sokma. Tamam, sokmuyor. Yok, kadere sokacak o. Yok, kadere sokacağım hakikaten, dayanamıyorum gene. Tamam. Hasan abi, şimdi bugün sizin köyde, deredeki balık da benim kaderim Hasan abi. Tabii ki senin kaderin. Senin açılımın o, senin dışarı düşün. Benim açılımım abi. Kesin yani, o. Yani bu başka bir şey değil yani. Çünkü insan şöyle düşün, ben eskide şöyle düşünüyordum. Çocukken ilkokul. Mesela babam Almanya'daydı, biz görmemiştik böyle. Hani yedi tane şeyimizden bir tanesi vardı ya çocuğu ben yazmışım yani. O zaman düşündüm, işte arkaya ben daha, karşıki daha bakıyorum. Ben baktığım için var, aslında yoktur. Ondan sonra ikinci bir şeyim, hiç dünyada hiçbir insan yok, sırf ben varım. Bunları öyle zannediyorum, derdim inan. Üçüncüsü de, ya diyor Allah, tövbe, çocuk kafası ya, Allah ne bahtiyar ya. Herkesin ne düşündüğünü biliyor. Şu anda ben dedim, yani balık orada ne yapıyor şu anda merak ediyorum. Mesela falan adam, karşıda bir araba geçiyor, ne konuşuyorlar şimdi, nereden geçiyorlar, sudan mı geçti? Her şeyi bilmek istedim. Meğer fıtratımızda her şeyin hakikati biz olduğumuz için her şeyi onun için merak ediyor. Yani balık böyle yaptı, suda böyle yaptı var ya, o an, sonsuzluk içinde hangi an, saniyede bunu böyle yaptı, hepsi çekirdekte var. O çekirdeğin, yani varlık, Allah'ın dışında ne hatırınıza geliyor? Cebrail de dahil, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, balıktaki, şey sudaki balığın kuyruk atması, havadaki kuşun o anda bunu yapması, o saliseleri hepsi Allah'ın... Hepsi sende mevcut. Onun için her şeyi merak ediyorum. Abi devam Allah aşkına devam o zaman. Peki, dedim ya sizin şu anda köydeki filanca deredeki filanca balık benim kaderim ya. Evet. Peki. Aynı balık sizin de kaderiniz. Peki sizin kaderinizle benim kaderim arasında ne fark var? Hiç kimse kendi kaderinin içinde değil abi. Mesela benim kaderim derken siz benim kaderimdesiniz ama ben yokum. Benim kaderimde sen varsın. Gelecek. Ben yokum abi. Senin dünyanda o yok ama benim dünyamda sen varsın. Çünkü sen benim dünyamda müstakil bir vücudun yok. Sen benim teleşuğumsun. Dişe vuruşumdur. Herkes kendisini merkeze koyunca herkes var ama dişe vuruşumdur. Anladın mı? Sen kimsin biliyor musun? Etsa ve efradımız. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Yani arkadaşlar. Burada bir şey böyle gevelemiyoruz, gevezelik yapmıyoruz. Cüz'i nazarını külli yapmak için usta bu lemalardan konuşuyoruz bu hayat bahsinde. Cüz'i nazarını
külliyi bakmaya vesile yap ki küllileşesin diye. Yani bu konuşmalar böyle dünyevileşmekten kurtarıyor. Yapıyorsun, ediyorsun, makam yapıyorsun, para kazanıyorsun. Bu durumda kalorifere kömür atıyorsun ama cüz-i nazarın kömüre hapsolmuyor. O fiil yaparken aslında şiciri hırkatın çekirdeği. Bu sebep dünyadaki hastalıklar, kanser, ölümler, kalp krizi, para kazandın, kazanmadın, büyüdün, büyümedin, ömrüm kısaydı, büyüktü, öyle bir şey yok. Onlar kalkıyor. Onları alemine kaldıran bu cüz-i nazarını cüziyetten sıyırıp küllileştirmeyle mümkündür. Vallahi alemim de şahit, hepsim de şahittir. Bu tür tefekkürle ölüm ölüm kalkmıyor, kalmıyor. Onu da Allah Resulü diyor ya, zindani dünyadan bostan içine ıtlak ruh oluyor. Yani teris oluyorsun. Bedenden sıyrılmanın adıdır. Ölüm bu. Ölüm zannediyor ki hariçtedir, ölüm gelecek, ölüm buradan gidecek zaten. Zahire bakarsan azahir gelecek, hakikate bakarsan azahir zaten burada, buradan gidecek. Buradan gidince oluyor. Yani azahir gelmiyor. Bazen Azrail'den önce Cebrail gidiyor abi. Ya, evet. Cebrail gidiyor, azahir oluyor. Değil mi, öyle mi? Ondan sonra Mikail gidiyor bazen. Mesela bizde gündelik hayatta gafurda bilmem gidiyor mu? Abur cubur konuşuyoruz. Abur cubur şöyle Allah Allah. Şun tövbe. Bu ne demek? Mikail gidiyor. Tekrar diyor. Şuur yok. Şuur yok. Ben demedim onu, sen söyle. Peki. Big Mac bitti mi? Tamam. Ulan bizim çocuk bizi soktu böyle. Ama garip bir tepek. Hadi bakalım, tasavvurumuza hoş geldiniz. 192. He. Şimdi bunu bunu kaldırıyorum. Serbest bölüm, bilmediğim mecbur mu oluyor yani? Yani muayyenleşmemiş, dur abi gidelim. Düşüneceğiz daha, sonuna doğru konuşalım. Abi, o kadar acayip bir şey ki yoklar, varlar. En kesifler, en camiler. Yani buna akıl dersin, buna ne akıl dersin, ne akılsız dersin. Tamam mı? Buna insan dersin, buna ne insan, ne gayri insan. Yani bir tuhaf yani. Bu insanın temel veri tabanı ya. Her olayın, her ihtimaliyatının olma. Şu, meyilli, kırmızı var. Aşağı sistemle de o ihtimaliyatlar sen cüz'i bir şekilde tercih ediyorsun. Bak ne dedi mi? Şu yaydı mı? Şu. Evet. Şu kırmızıyı yapayım bak, kırmızıyı. Bak şimdi, bakın bakıyor musunuz? Bu ağacın şeyi. Bak. Ağaç, yani şuradan çıkma, şunu aynısın bak. Şunun, kapatmayayım önünüzü. Olması gereken çekirdekteki bütün bu, yani sonsuz. Evet. Yani bu olması gereken. Ama dünyada bunu aldı. Şimdi aldı, bak şimdi. Dünyada bunu aldı, iyi dinliyor musunuz bu şekilde? Cennete gittik, şöyle oldu. Çünkü bu dünya garip bir şey olmayacak kabirde. Acayip bir şeyle karşılaşmayacağız ölünce. Yaptığımızı göreceğiz. İtikat ettiğimizle tanışacağız. Yaptığımız bize verilecek. Yani ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Çekirdekten mısır patlatıyorsunuz ya. Mısır bir patlattık, armut çıktı. Tencereden armut çıktı, olur mu? Mısır patlayınca, mısır patlayınca, herhalde bu çıkacak. Biz kendimizi göreceğiz. Şimdi bak iyi dinleyin. Bu çekirdekten, bu olması gereken bunlar mı? Yeşil nedir şey, mavi? Dünya. Ahirete gittik, biraz da eklendi. Ondan sonra arşa gittik, biraz da eklendi. Sonra Allah'ın rüyetini, Allah'ın rüyetini göreceğiz. O zaman kemal bu, tamamlanmış olacak. Bu ağaç o zaman kemal etem olacak. Bizim mazal olduğumuz o peygamber dünyada mazal. Bak bu. O zaman ne olacak? Burada itikat ettiğimizi mazal olacağız. Yani Allah bir anda her yerde değil, hiçbir yerde değil, emrettiği olur, istemediği olmaz. Ne iş yaparsa yapar, istemediğini yapmaz. Öyle mi? Cennette de en kemal halimiz,
İstediğimiz yerde olacağız, istemediğimiz yerde olacağız. İstediğimiz olur, istemediğimiz olmayacak. Abim benim. He. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, bu bitireyim de. Demek ki bu kemal hali burada tamamlanacak. O ruhtaki şey, patlaması. Rabbinize döneceksin. Hasan abi, şu anda Emre kendi filmini çekiyor. Bakın, şu anda Emre kendi filmini çekiyor. Fakat kendi filminde kendisi yok. Ama bakın filmin bütünlüğü şu anda Emre'nin filmi. Bakın kendi görünmüyor ama. Kendi elinde. Tamam mı? Şimdi nereye getireceğim olayı? En kemal Peygamber Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Neden biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz Hasan abi? Siz şöyle anlatıyordunuz. Yukarıdan bakıyor. Gel biraz daha şöyle gel. Az daha böyle. Ha, sünnet. Az daha böyle. Çünkü filmi çekerken kameraman değil, bütünlüğünün gerisinde yani Nur-u Muhammed'den baktığı için her tarafa hakim. Çekirdekte yani. Çekirdekte olduğu için yani her yerde her şekilde var olduğu için. Yani Emre şu an çekirdekte. Çekirdekte Emre. O gözükmez ama o çeker. Ha, her şey onun elinde. Her şey onun elinde ama kendisi yok ortada. Çekirdek aslında mi? Kendi ağacını gösteriyor. Kendi evet. Ağacı, bütünlüğü zaten kendisi evet. Aslında. Zaten... Mesela canı istedi, şu an ağacın dışarıda... Şu anda hiçbirimizin haberi yok ki. Şu evet. Anda bu kamerayı seyredecekler Emre'nin eline mahkum. Emre neyi seyrettiyse ne diyecekler? Emre oraya baktığı için bunu çevir. Ama biz bundan haberimiz var mı? Yok, onun elinde ne yapıyorsa bilmeyiz. Kameraman ne oldu için? Evet, büyüksün. Büyüksün ama yoksun ortada. Ortada yok olduğun için büyüksün. Her şey senin dizginin elinde olduğu nasıl anlıyoruz? Her şeyin dışında olduğun için. Onun için selfie. Allah da böyle. İçliğini biliyor ya o yüzden. Peki, burası çok ilginç diyor. Patlama devam ediyor. Ama Nur Muhammed'e çıktık, olması gereken hepsi sanal, manyetik, ütopyal dalga boyutu olarak olması gereken en kemal halimiz var. Ama yaşadıkça şey oluyor. O kalıplara dönüşüyor. Bak hop boğuldum. Bir yaşına geldim bu da ekledim. Delikanlı oldum şuradan bir şeyim çıktı. Askere gittim, okul, evlendim, iş yeri, nurcu oldum, dershaneye gittim. Vakıf oldum, doktor oldum. Bu tarafı çizme. Evet, tamam. Ondan sonra başka bir şey çizmedim. Başka bir şey yok. Kuru dal yok yani. Kuru dal yok. Direkt sen döndü şuna. Evet, ondan sonra bir şimşek geldi, dalı koparttı, yok onlar. Şimdi tasavvurdayız. Ama hakikaten Big Bang devam ediyor. Büyük patlama, hep patlama devam ediyor, patlama. Ne diyor, hakikaten değil mi? Genişliyor. Ulan patladım ya. Devamlı genişliyoruz. Subhanallah. Peki, sayfa 348 sözler. Niye öyle sözler, 348 demiyorum da. 348 sözler diyor. Çok tuhaf ya, gayri ihtiyar. Sizin defterde sayfa kaç abi? Benim sayfada 298. Abi önce mekan. Sonra içine düşüyorsunuz. Tayyip azalır. Onlar öyle izlenen bir yolu takip etmek pek benim şeyime gelmiyor. Çok tuhaf ya. Memleketten de olabilir. Ne? Benden başka kimse yaşamıyor diyen. Şimdi var ya. Bu şimdi bu bizimkiler şöyle yapmaz. Şöyle getirmez bunu. Bunu çeker. Ya Rabbi, sen ne kadar güzelsin ki bizi güldürüyorsun. Rahatlatıyor çünkü Allah kendisi gülmez, güldürür. Çok tuhaf ya. Nereden hatırına geldi gülmesi istedi. Değil mi? Ama rahmet ilahi tebessüm ettir. Hadi tebessüm ettir. Rahmet ilahi tebessüm eder. Evet, rahmet ilahi tebessüm ettir. Aynen. Ya. Gülmeyle tebessüm arasında bir fark var. Abi bir şey anlatayım Allah aşkına. Bir şey olsun. Kısa olsun. Çok kısa. Çok da kısa değil de çok da. Şimdi yine şeye geliyor Hasan abi ya. Aynı şeyi. Yani sizin bazen boynunuzu vuruyorum ama hakkınızı helal edin. Şimdi hissediyorsunuz ya. Hakikaten bir yerde halisen bir derinlikte bu hisler var ki. Fiiliyatta da var ki. Bir şey yapmıyorum. Üstünü kaldırmaya çalışıyorum. Evet.
Ama yani şunu demek istiyorum Hasan abi. Yani bu izanla alakalı bir şey ki imtisal oluyor yani. Biz bir bir oluyoruz. Sizin anlattığınızı Hasan abi biz de yaşıyoruz. Aynı hissiyatı biz de algılıyoruz. Yani sizin nurunuzu görmüyoruz. Biz de yanıyoruz. Yani çok öyle çok kısa bir misal vermek istiyorum Hasan abi. Yani mesela bizim iş yerinde yeni bir arkadaş aldık. Çocuk bizim biliyorsunuz yörede horon var, horon oynarlar. O horonların başını çeken, her horonda aranan bir arkadaş. Allah Allah. Böyle. Fakat Hasan abi geldiğinden beri ona Risale-i Nur'ları açıyorum, anlatıyorum. Sürekli namaz dersi. En son artık dün akşam... Kalktı horon oynadı. Bir horon oynadık var ya Hasan abi, bir horon oynadık. Bak ne yaşı bir horon. Kadın, bir horon oynadık. Şimdi meğersem ben herhalde tam yaşayamadıklarımı ona aktarmaya çalışıyordum ki adam horon oynuyor ama ihlasla oynuyor. Yaşadığını bana anlatmaya çalışıyor. En son beni de horon oynattı ya sana bittim. Yani ben ona namaz kıldırmaya çalışırken o bana horon oynattı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insan yaşamadığını, hissetmediğini mümkün değil aktaramıyor karşıya. Yani İhlas. O sirayet yok. O iltizamı sana verdi yani. Verdi. Becerdi. Değil mi abi? Şey sabah namazına bana yaptığın gibi adam. Hem de ya bir horon oynamak böyle anlatılıyor. Sabah namazını sabah namazının sünnetinde yaptı ya. Nasıl abi? Bu işte adam geldi. Ben değilim hiçbirisi. İkisi konuşuyor. Diyor ki, işte dediğim gibi size, bu aklı değil, aklı fikir yürütme. Bu fikir, geç artık, fikir bir şey değil. Diyor ki, sen diyor, ömrüne 100 sene daha katılsa, 100 sene katılacak. Yani vefat edeceksin, etmeyeceksin ama. Sana garanti veriliyor. 100 sene ek yapılacak. Ama bir şartla. Sabah namazına uykuyla değil, uyanmış olacaksın, oturacaksın. Bilerek sabah namazını geçireceksin. Bir sabah namazı. Üçüncü böyle biraz şaşırdı bu taraf. O dedi ki bir dakika diyor. Sen bir sabah namazını kaçıracaksın ama dedi 100 sene sabah namazı kılacaksın. Nereden oluyor değil mi? Bak onu duyuyor musunuz? Bir sabah namazını kaçıracaksın ama 100 sene sabah namazı. 100 sene bu dersleri yapacaksın. Bu kadar insanlara faydalı olacaksın. 100 senede adedi belli değil insanları kuyudan çıkartacaksın. Zekatın hayat hasenatın olacak. Tek bir tane sıkıntıyı geleceksin. Sabah namazını bilerek oturacaksın. Kaçarken zaman abattı. Yarım saat, 20 dakika, 15 dakika, 5 dakika, 2 dakika, 1 dakika sabah namazı bitti. Böyle bilerek sabah namazını kaçıracaksın. Dedi. Fikir noktasında çok makbul. Çünkü niye? 100 sene sabah namazı nerede? Bir tane nerede? Bu Allah istemedi bunu. Bu Allah'ın böyle. Baktım bu fikir değil. Hani nerede? Allah istemedi. Bunlar hep fikir. Baktım Allah Allah. Tuhaf yani. Yani Yasin okuyordum. Böyle. Farzla sünneti tamamlamaya çalışıyorum. Yasin'i tamamlayayım diyorum. Sünnette farzı Yasin. Namazın içinde. Tabii Yasin mesela. Şey yapıyorum, 6 sayfa ya. Bir sayfa sünnette, bir sayfada sünnette, 4 yaprağı da farzda tamamlamaya çalışıyorum. Sünnette yapıyor bunu. Allah Allah. Öyle ben de baktım, ben merak ediyorum. Ben merak ediyorum ne diyecek. Ondan sonra bakayım ne diyecek. 100 sene. Hem de gerekçelerini de söylüyor. 100 sene sabah namazı kılacaksın, 100 sene bu dersi yapacaksınız. Hasan'la diyor. Benimle ayrı bir şey o. Hasan'a diyor 100 sene ders yaptıracaksın, 100 sene hastalık yok, bu kadar bin milyonlarca insanlar varacaksınız. Ama bile, uyku değil. Bilerek bir sabah namazı geçireceksin. Buna razı ol. Bir baktım ki, kesinlikle fikir söylemiyorum. Fikir hemen açalım. Bir an bile tereddüt etmedi, hayır, asla dedi, hiç duyuyorum, hayır. Ben de bir alama kaldı, farza ilgiledi. Farzda, niye Yasin dedim,
4 sabah 2-2 okumam gerekirken o kadar etkilendim ki dayanamadım. 1-1 okudum. Ve yani duygun bu adam dedi ki asla. Değil ki kıyamete kadar bana ömür versen ben dedi terk edemem. Baktım ki fikri belki terk edebilir böyle insan ama bilerek böyle gidiyor yapamaz. Yapamaz. Yani peki bu da neyi gösteriyor? Nurculara göre söylemiyorum şimdi. Tasavvufa göre bu nedir? Nefs emmare. O 100 seneyi kabul eder. Namaza kalkmaz bilerek. Nefs-i levame günahtan nefret eder. Tasavvufa göre o demektir. Yani günahı işlemez değil. Nefs-i levame nefret eder. Yani günahı nefret eder işlese bile. Bu levamedir elhamdülillah bir Müslüman. Bir de nefs-i mutmaine var ki o da ibadetten lezzet alır. Hepiniz tasavvufa göre bunlardan hem levamesiniz hem mutmainesiniz. Ben sizi okşamıyorum. Bu dini hak icra edilirken öyle iltifat şey yapmam ya. Mutmaine insan namazından zevk alır. Levame günahından yapsa bile elem alır. Tamam mı? O levamedir. Düşün ki bir adam günahını yapıyor, lezzet alıyor. Sen yapıyorsun aynı günah, elem alıyorsun. Fark levamedir. O emmaretidir. Tamam mı? O nimettir. Evet, nimettir onu. Çünkü usule dönersek Allah bize böyle bir şey demedi. Bir sabah namazını geçir, 100 tane sabah namazını kıl. Allah'ın böyle bir emri yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki okyanusun damlalar adedince nafile kılsın. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki okyanusu meydana getiren bir damla damlaları düşün. Nafileler kılsan damlalar adedince bir tane farza denk gelmez. Çünkü nafileyi Allah emretmedi. Allah'ın emri ne demek biliyor musunuz? İçinde Allah var. Allah. Nafileler nedir? Senin ruhun var. Sen varsın. Sen varsın. Abi, şimdi o kadar söylediğinizi hissedebiliyorum, anlayabiliyorum ki. Mesela bakın yine sizin anlattığınız bir misal vardı. Yine dima derslerinin içinde bir yerdeydi ama. Şimdi bir işkence yönteminden bahsetmiştiniz, hatırlıyor musunuz Hasan abi? Aslında siz bir mana bir işkenceye muhatap oluyorsunuz. O bahsettiğiniz kılma, 10 dakika var, 5 dakika ama var. Ama bu ne alakası var ya? Sünnette böyle bir şey, adam... Üstün. Şimdi Hasan abi bakın, bir de bir... Bakın şunu söyleyeyim şimdi. Bir işkence sistemini anlatmıştı Hasan abi. Şimdi bir adama kızgın demiri, Mehmet abi, bak bir adama kızgın demiri bastırıyorlar bir adama kızgın demiri, tamam mı? Ondan sonra aynı demiri götürüp yeniden kızdırıyorlar, ikinci adamın gözlerini kapatıyorlar. Fakat o adama soğuk demiri bastırıyorlar. Aynı yanık onda da oluyor. Şimdi Hasan abinin o haleti, o 100 seneyi itmesi, o soğuk demirle yanmak gibi. Yani bütün bu hissi. Bunu ölmek üzere olan kanser hastalarına ithaf olunur. Sana 100 sene daha verilecek. Tamam mı? Ama bu davayı kazandıktan sonra kardeşim istersen 200 sene de yaşa, istersen 100 sene. Allah ona bakmıyor. 100 sene ibadetine bakmıyor. Allah insanlığına bakıyor. Onu yakaladın mı? Yakaladın. Sen istersen 100 senede yakala, istersen bir günde yakala. Adam bizim hep böyle çokluk azlık. Hayır, çokluk bizi insani ekberi şey olmaktan kaynaklanıyor. Mesela Firavun 350 sene yaşamış. Firavun. Tamam bak, nettir. Ramse 350. Allah Resulü 63 sene yaşamış. Tamam mı? Davud Aleyhisselam'ın karşısında Talut vardı. Tanrıçalık var. 500 sene yaşamışlar. Firavun ya. Tamam Süleyman Aleyhisselam şeyi. 500 sene yaşamış. Allah Resulü 63 sene. Uzun ve Allah aşkına uzun ve kısalı değil sırrı yakalamana bakıyor. Şuna zaten varamayacaksın hiçbir zaman. Ancak cennette rüyette yakalayacaksın. İstersen bir filizat yeter. Gerisini tamamlanacaksın zaten. Gerisi tamamlanacak zaten. Tamamlanacak zaten. Evet. Zaten tamamlanacak. Küçük
Yani düzgün. İlk önce şu. Allah'ın muradını, gayesini yakala fikre. Gaye ilahi. Mesela dün bir tanesi, dün değil, cuma günü Ümraniye'de dershanemizdeydi. Adam dedi ki bana, bir yerde dershane açılıyor. Yeni çatı katının eletiği falan yapıyor. Bu adam şeyci, cellahi tarikatına, eletikçi, o denk gelmiş, o çeviriyor falan. Bizden bahsetmişler. Geleyim demiş. Geleyim. Geldi. Hocam dedi, seni benim burada tanıyacağım hiç ümit etmezdim. Medyalarda gördüm bu haberler falan. Böyle hani, bana diyorlar ki diyor tarikatı bırak sizin arkadaşlar ondan sonra gel diyor ya bu işte şöyledir böyledir falan böyle bizim hani şeyle onu. Dedim ki gelip ne yapacaksın hepsi de dinliyor. Ne yapacaksın? Namaz kılmanı söyleyeceğiz burada. Orada da demiyorlar namaz kıl. Diyorlar dedi. Oruç tutmanı söyleyeceğim. Ben de oruç, sen de oruç tutuyorsun zaten. Ondan sonra, gelip de ne fazla bir şey olacak? Kitap. Bir kitap da oku orada ol dedim. Zor tuttu. Kalkıp önce bir sarılacak yani. Kardeşim, Kur'an bile değil bir kafire, küfrünü ta Hristiyanlığını bırak demiyor. Kur'an'a göre o dinini bırak demiyor. Hristiyanlığını bırak demiyor Yahudi. Çünkü çok ağırdır din değiştirmek. Dinini Kur'an'a göre tahsiye et. Allah'ın sıfatlarını. Allah'ın oğlu deme. Bir diğer cemaata bırak gel, buraya gel, din değiştirmek kadar zordur. Teklifi malayutak yapıyorsunuz. Yapamayacağı bir şeyi teklif ederek itiyorsunuz. Ya iyi bir şey yaptın. Hayır orada ama bunu oku. Orayı daha iyi yaparsın. Tarikatını daha iyi yaparsın. Meşrebini daha iyi yaparsın. Hakikaten daha iyi yapar. Gelip de ne yapacak? Gelince namaz kıldıracaktık. Namaz kılıyor. Gelince biz ne yapacak? Oruç tutacaktık. Oruç tutuyor. Gelince bir farklı bir şey yapacaktı. Kitap okuyacaktı. Orada ol kitap oku. Orada oku ki nurlanasın ki etrafına da benim varamayacağım oraya onlara anlatırsın. Orada ol, oku. Tamam. Yani fikriyatını geliştir. Neyse. Şimdi geliyoruz. Bu ithaf olunur. Sakın. Çünkü niye? Bu zaten senin evamili tekviniyedeki ağacına ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. İyiyim. Bunun gibi. Hani şöyle. Şuraya ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Tamam mı? Bunu zaten olamayacaksın burada. 60 sene, 70 sene. Namertim şu anda şu ders ortamında ölmek isterim. Tek bir şey var zihnimde. Size yalan mı söyleyeceğim? Endişem. Şu dima tamamlanmadan ölmek istemiyorum. Yani bu de. Yani bu niye? O yüzden bunu uzatmışız. Yandık biz. Geleceğin... 100 olur. 3. ders. Yani ölümün... yani fikren demiyorum. Hissi... ölümün olmadığına inanıyorum. Teris olduğuna inanıyorum. Yani çekirdeğin ağaç olduğuna. Yani uzunluğunu kısa. Bunu zaten ben tamamlayamayacağım burada. Osman, bu maviler tamamlanmaz burada. Azrail geliyor sana diyor, tasdik var ya tasdik. Şimdi kendi cinsinden gelecek. Abi suretinle. Kendi cinsine gelecek, tamam mı? Neyle meşgul? Çünkü ölümün geliş şekli garip değildir. Bana yabancı değil, sana da yabancı değil. Cennette karşılaşacağım bana hiç yabancı değil. Sana da yabancı değil. Çünkü Allah diyor ki zaten, yaptıklarınızı görmeye gidiyor. Yabancı değil ki. Şimdi Azrail gelecek. Kurtta onun sükücüsün falan. Ve sen Azrail'e sen zebani mi zannediyorsun? Melaike o ya. Allah'ın dökmeyi meleği. Öyle bir şey yok ki. Gelecek adam. Gelecek. Selam verecek. Ondan sonra. Hadi diyecek. Diyecek ki biz de zaten tanıyacağız onu Azrail. Peki o anda nereye bürünüyorsun? Bu şuur çıkıyor. Bunu sekerattır. Şuurdan sıyrılıyorsun. Yaşadığın hayat bütünsel oluyor. Ben bu an değil, bütün doğdum, öldüm, hepsiyle beraber tek şey oluyorum. Yani bedeni misaliler tek vücut oluyor, olsun. Paketleniyor. Sen oluyorsun zaten o. O.
Azay zaten. Azay'ın bir manası şudur, biliyor musunuz? Aynandık görüntün dedi ya. Yaşadık ya. Ben var ya böyle dırr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 r
nasıldır? Bir nasıl, tek şey var. Nasıl bir hayat yaşıyorsun? O fıtrat sevdiğime diyecek ki bir olur sen böyle yaşamamıştın. Bak bende böyle vardı. Evet. Bir tek o sıkıntı. Evet. Ona göre uyumuş, yasak. O tabii o bütünsel. O bütünsel içinde. Tabii ki elinden geldiği kadar yaşamışsan böyle. Gene bu neyi gösteriyor? Ümitsiz değilmiyor. Rahmet ilahiye. Ümit ediyorsun. Sayfa 298 sözden 348. Sonunda okuyabileceğiz. Dünyada dar nazarımız da. Bak tevafuk gitti. Sen bir şey diyecektin, bir şey dedin. Geçti mi? Yok, 100 santim geçti de 100 sene meşhur hani evliya vardı ya, meşhur. Hani? Yani şeytan demiş karşıma çıksın, şey yapacağım ben onu. Gider devireceğim. Demiş ki işte ima etmiş 100 sene ömrü olacağını. O da demiş nasıl 100 sene yaşayacağım, 50 sene işte gayrimeşru yaşamış, içki filan. 50 sene sonra Azrail gelmiş, işte sen demiş hani 100 sene sonra gelmeyecek miydin? Kim demiş sana bunu dedi, daha cevap vermeden canını almış oradan. Hayır, Azrail aleyhisselam. Meşhurum. Evet. Dünyada dar nazarımız da, kısacık fikrimiz de, Musa ve dünya neymiş? Dünyayı tanımlıyor bak. Dünya kardeşim bir sahne alınan bir yerdir. Sahne aldık. Ne ko 200 senelik mi diyor? 2 aylık mesafede 1 saatlik sahne burası. 2 aylık mesafedeki 1 saatlik sahne. Filmimizin 1 saati. O saat anlatıyor. Dünyadan dar nazarımızla 2 kısacık fikrimizle Musa ve Harun aleyhisselamların sevaplarını ne derece tasavvur ediyoruz, biliyoruz. Arkadaşlar, her gece gündüzün, bunu Musa ve Harun aleyhisselamın dışında söylüyorum, doğdun öldün, hep secdede olsa ne kadar namaz olabilirdi? Hepsini yapabiliyorsun bu sistemle. Yapmışın gibi olacaksın bak. Alemi ebediyette rahimi mutlak. Bak, alem ebediyette rahmani mutlak değil. İman edip de imanına göre sana muamele edecek Allah demektir. Rahim kafire tecelli etmiyor. Rahim, Rahman, kafir mümin fark etmeden Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman, herkes eşit muamelede. Rahim ise iman edeni, iman ettiği şeyle dünyada bile besleyen, nedir o? Allah ile besleyen, Allah'a iman ettiği için. Ahiretle besleyen, ahirette besleyen, çünkü ahirete iman etti. Ona rahim-i mutlak, saadet ebediyede, nihayetsiz ihtiyaç içinde, bak saadet ebediyede nihayetsiz ihtiyaç hissedeceğiz. İhtiyaç, çok sonsuz ki sana keyif verecekler cevap. Saadet ebediyede, nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine, bir tek birde mukabil vereceği hakikati sevap, o iki zatın sevaplarına fakat daire ilmimize ve tahminimize giren sevaplarına musalli olabilir. Mesela bedevi, vahşi bir adam hiç padişahı görmemiş. Saltanat haşmetini bilmiyor. Bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder? O mahdut fikriyle bir padişahı ondan büyükçe bir ağaç kadar bilir. A kadar bilir. Tamam mı? Şimdi buradan ne çıkartmışız? Hazır mısınız? Evet, çok güzel. Şimdi bunu şey yapmadan, silmeden öteki tarafa geçeceğiz. Bir arkadaşımız bunu çevirsin. Orada sporaya şey yapsın. Ben, çünkü okuyacağım şey uzun yazacağız. O ancak çarpmadan abi. Burada siliyorsun abi. Ondan sonra ben okuyorum. Hazır mıyız tasavvura? Evet, evet, hazırız. Çok tuhaf. İnsanın, ben bu metni aldım ama komplesini orada okudum. Tamam mı? İnsanın hususi dünyasını tahayyül ve tasavvurları kalsın oluşturuyor. Olur. Alttaki kalsın istersen. O kalsın istersen. Tamam, evet. Kullanıyoruz yani. Tamam, kalsın. Şu üstüne sil. Üstüne sil. O tahayyüller karışmasın. Tamam, sil. Çok önemli. Aa bak geldik oraya hakikaten.
şu. Burası hususi dünya. Tamam mı abiler? Hususi dünya. Umumi dünya genelidir. Tamam, hususinin de içindedir. Sırf umumi dünya burası değil. Genelidir. Tamam mı? Şimdi okuyoruz. Zaten bildiğiniz gibi ama göstereyim dedi. İnsanın hususi dünyasının tahayyül ve tasavvurları oluşturuyor. Ne dersler ya Rabbi ya. Akıl vahye muhatap olduğu için küllüleşiyor. Cüziyetten külliyete çıkıyor. Vahiy ne yapıyor? Cüzi nazarını cüzi bir yere hasretmiyor. Külli yapıyor. Hani adeta tövbe tövbe yani tefekkür için. Allah dedi ki olmayan ben, meçhuldaki ben, ey Hasan gel, olmayan ben. Buraya dur. Şimdi ben Nur-u Muhammed fiziğe göre Big Bang'le kain benim dışında kainat her şeyi yaratacağım. Seni de yaratacağım. Sen o eledeki halsın. Şimdi bak, seni senden yapacağım. Yani Ene'den, Nur Muhammed'den o sensin. Senin senden yaratılmana şahit ol. Tamam mı? Bu hali, bu hayal değil bu. Bu hali sana veren vahiydir. Vahiy. Vahiy baktırmasıdır. Ver abim. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi vahiy en büyük iyiliği budur. Biliyorsunuz şeytan seni senden eder, vahiy seni sen eder. Tamam. Şimdi vahiy seni küllileştiriyor. Tamam. Yani hususi dünyanın umumi dünyaya tekliftir. Fikir yoldur. Orada sen yürüyeceksin. Ben adresi sana söyledim. O adrese sen gideceksin. Eğer taakkulu oraya, vahye muhatap olamamışsa kesinlikle o insan hususi dünyasının dar nazarı ve kısa fikrine ve daire-i ilmimize, daire-i ilim Allahu alim tasavvurumuzda daire-i ilim, hani vardı ya şey, daire-i ilim, ilim değil, ilim burasıydı ya tasdik, şey şu, daire-i ilim, yani buraya da denilir başka bu ilimdir, daireleridir, cilve-i ilim, cilve-i ilim de denilebilir buraya, daire-i ilim de denilebilir, yani ama şuradan aldık, diyor ki, bir daha alıyorum, fikir yoldur. Orada sen yürüyeceksin. Taakkulu vahye muhatap olamamışsa bir insan, kesinlikle o insan hususi dünyasının dar nazarına ve kısa fikrine ve daire-i ilmimize nedir? Mahkumdur. Şuradadır. Bak şuradadır. Oradan çıkamıyor. Hasan abi, diyorsunuz ya bu akıl yaratılırken bu akıl yok, kullanılmadı. Evet. Akıllılık, bu aklı o külli akla bağlamak diyorsunuz ya. Şimdi bakın burada diyor ki fikir yoldur. Sizin yürümeniz için, siz yürüdükçe yol oluşmuyor. O var olan bir yol üzerinde yürüyorsunuz ya. Yani sırat-ı müstakim işte akıl oluyor. Yani aynı var olan yolun üzerinde ayrılmadan dümdüz gidebilmek, evet. Hasan abi, aklı külli akla bağlamak oluyor yani vahiy yoluna gitmek bir manada. Ya vahiy ne demekmiş biliyor musunuz bu manada? Hani Big Bang evrende genişliyor dedi ya, evreni kabul etmek zorunda ya, vahiy yoktur, koridordur. Allah ile, zaten öyle diyor, şöyle diyor. Meyve, bir de çekirdek düşün, ağacın çekirdeği. Çekirdek ile meyve arasındaki haydi ittisaldır diyor, vahiyin hakikati. Fikrimiz yoldu ya, fikir evet. Yolunu vahiy yüklüyoruz. Aynen. Fikrim eşittir, vahiy oluyor. Ha, üstünü bildiriyoruz. Vahiy. Yani mesela navigasyon, sırat-ı müstakim olur. Navigasyon vahiy olsa, yol vahiy olsa navigasyon fikirdir. Navigasyona adres verdik. Eğer onu navigasyonla yolu denk getirirsek adresi varız. İkisini denk getirmek gerekiyor. Yani meyve ile çekirdek arasındaki haydi ittisal
yani doğrultu, bitiş doğrusu çizgisi miracın hakikatidir. Şimdi miraç yoldur, yol açtı. Onun bizdeki karşılığı fikirdir. Fikir yoldur. Miraç da bu çizgidir. Ha, burada yürüyeceğiz. Diyor ki eğer yürümedin, vahiy buna muhatap oldu mu abi? Muhatap oldu. Bak, araba kullanıyorsunuz, lütfen kullanıyor musunuz yani? Camınıza navigasyon koydunuz, adres yazdınız. Çünkü yollar çok çeşitli ama sen gideceksin. Şimdi senin navigasyonun gösterdiği yolla bu yolu böyle ayrı yapmadan bindirirsen istikamet o. Yol ayrı, navigasyon ayrı ise bulamazsın. Asabi sen olursun. Tamam mı? Şurası bizim bir yol. Serbest belki. Bir genel bir yol var. Vahiy direkt akla hitap etti mi? Yani bir yol açtı sana. Navigasyon hattını verdi. Hani mesela telefonun çok iyi olabilir. Uydu da çok kaliteli bir devletin. Ama yol vermiyor. Navigasyonda yazılan adres ille-i gaye mi oluyor? Abi? Evet. Senin ille-i gaye. Ama vermiyor. Hat vermiyor. Şebeke çalışıyor çünkü. Şebeke çalışmayınca hat vermiyor. Vahiy bir yoldur. Vahiy yoldur. Vahiy kendi yol açtı. Fikir benim yolumdur. Yani vahiy asfalttır. Tabiri caizse. Fikir ise navigasyonun gösterdiğidir. Oraya adresi yazan bir. Tamam mı? Abi şimdi vahiy alemi gayette sürekli var ya. Var. Peki. Biz şimdi taakkul diyoruz. Yani akıl önce vahiyle muhatap olacak ya. Peki bu sistemin tamamına mı vahiy geliyor yoksa patlama madem bu tahayyül ve tasavvuf olduğu yerden oluyorsa? Abi vahiy buraya muhatap oldu mu kabul ettiğinde patlama oluyor. Acaba oradan mı patlayıp bu sistemi alıyor oradan yoksa hepsine mi var? Biz dedik ya evet. Peki buradan patlıyor sürekli vahiy oraya geldi orası oradan çıksın hep şekliyle geliyor. Burada bir kuvve hepsi var. 18 bin alem var dedik ya. Vahiyin hepsi de var. O kapsül kapsül. Yani bu mayenleşmemiş her şey. Bir kuvve. Dedik ya tamam. 18 bin hepsi var. Burada taakkulde mayenleşiyor. Vahiy muhatap burası değil. Akıl muhatap. Aklı olmayan din yoktur ya. Ama burada bir kuvve var. Bu sefer akıl muhatap olunca bunlar hepsi biz böyle anlatırken önce sonra ama aslında vahiy gelince öncelik sonrası yok yani. Hepsi bir bütünsel. Mesela taakkula gelince tasavvurlarımız aktif oldu, tayinimiz aktif oldu, aynı zamanda itikat aktif oldu. Mevziyordu yani. Tabii. Mesela daha bir mesela şeyde de öyle. Adama ne anlatırsan anlat. Meyli yoksa hiçbir şey anlatamıyorsun. Petrol ofisinden adama doldururken benzi, ona bir iki kelime edeyim, ona benden daha şey, sanki küçük çekmece müftüsü oldu. Tam iki kelime diyecek, bildiğin dedi, hak be adam, senin daha, zaten bildiğin bildiktir. Ulan bilmediğim bir şey öğrenecek misin? Ooo evet. Tabii ya diyor falan baktım acayip. Doldurdu ben de gittim. Bitti ya. Yani şey, maili yoksa, mail nerede? Aşağıda, kalpte. Maili yoksa ne akıl alıyor, ne tasavvuru şey. Acayip bir şey ya. Mühürlenmiş gibi, haklanmış. Evet, mail. Mesela maili var mı derse gitmeye? Mail ettin mi? Şöyle diyor. Tabii erken kalk diyor ya. Haftada bir gün oluyor bir pazar günü. Gitmen lazım. Kendini inşa etmen. Sırf kendin için değil. Çoluk çocuğun için. Gelmen için 10 tane sebep imal eder akıl. Mail ettiğin için. Gelmeye mail etme. 10 tane sebep imal eder. Tabii ya. Bir haftada gitmese ne olacak canım? Eğer zaten videoda dinliyorsun. Mail her şeyin başlığı. Onların diyor Kur'an'da Hakk'a niyetleri yoktu diyor. Hakk'a mailleri yoktu diyor. Mesela şöyle diyeyim, ilim vardı, vahiy, Kur'an geldi Ebu Cehil'e, ilim tatmin etmedi adamı, öyle değil mi? Evet. Bak, yaşadı peygamber, fiilen tasdik etmedi, ne istedi biliyor musun? Mucize istedi. Peki, şey için... Hidayet için bütün sebepler tamdı. Niye iman etmedi?
Onlar diyor Hakk'a niyetleri yoktu. Aklı, ben ne diyor? İkna edemezsem de diyor, izam ederim. Ama gene iman etmez. Bir ilmi bir şey anlatır. Doktorum tasdik eder etmez. Alerjinin de temeli odur. Nedir o? Ruhla beden intizaçsızlığı oluyor. Nasıl abi? Bazı ruhlar bedendar geliyor. Patlama yapıyor bu sefer. Yani ruha uygun beden, bedene uygun ruh ya. Sima ruh. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koydun. Bazen de ruh aşıyor bedeni, beden gelemiyor. Bu sefer patlamalar yaşıyor. Değil mi? Alevi o cinstendir. Öyle değil mi burada? Dokunma. Dokunma. Şimdi hususi dünyayı çiziyorum. Hususi dünya. Hususi dünya neymiş bak. Beden ufak geldi. Allah. Bazısının Mevlana der ya, insan gördüm, değil mi? İnsan gördüm, üstünde elbise yok. Bazı elbiseler gördüm ki diyor, içinde insan yok. Bazı ruhlar var, beden çok büyük model. Elbise büyük, içine kayboldu. Bazı insanlar var ki, beden elbisesi çok dar geliyor. Beden dar geliyor. Dünya bana dar oldu. Ustad diyor ya, dünya bana dar oldu. Bak şimdi nasıl oturuyor? Dünyadaki hulasası nedir? Dünyanın hulasası, el müzeci der bedene. Beden dar geliyor. Of of diyor. Daha geniş yer istiyor. Ruh istemiyor. Yani bedensel hayatın öyle bir hale geliyor ki tiksiniyor. Öyle istiyor. Biz de uzun yaşamak, daha çok kalmak istiyoruz beden için. Oysa ustad ve büyük zatlar vazife için bulunuyorlar. Öyle elini ovuşturup niye sıram gelmedi diye büyük zatlardan endişe eden var. 63'ü geçtikten sonra üzülenler varmış. Biz de 63'e bir 63'te katmak istiyoruz. Allah. Çünkü buna şey diyorlar, haddini aşmak terbiyesizliktir derler. Haddim, kaç yaşındasın? Haddimi aştım. Ne kadar aştınız derlermiş. 2 sene haddimi aştım. Had 63'müş. Allah Allah. Ya. Sana bu yazdıkların hususi dünya mı, tasavvurun özellikleri mi? Hususi dünya. Hususi dünya 4 satır gözüküyor. Siz o tasavvur dedikleriniz. Bak şimdi. Devam ediyor ya. Tasavvur onlar. Ha tamam evet. Tamam aferin o doğru. Onu şöyle yapayım. Yani o zaman şöyle yapayım. 4 maddeyi yazın. Şöyle şunu sileceğim. Tamam çok iyi dedim. Ben yanlış yazdım. Siz onu yazın bir ara verelim. Tamam. Tamam. Bu tasavvur. Tasavvur yazacaksınız bulursa. Buraya şey hususi dünya değil. Dört tane var diyor. Söyler misin abi onu yazayım. Dar soğuk. Bundan sonra kimler yazmıyor? Allah affedeceğim. Allah affedeceğim. Allah Allah. Gene aklıma Allah, Allah'ın mekanını cennet etsin. Allah'ın şefaatine mazhar etsin. Değerli hocam. Hızır abi ya. Korkuyorum. Ya hani bir şey yapacağım. Geldi aklıma abi ya. Onu kendime şey ediyorum sana abi ya. Cesaret çünkü. Evet. Evet. Allah.
makbulü versin. Ne? Hazreti Ali gelmiş. Ben de böyle şunu duymuyordum. Allah Allah Sübhanallah. Bunu şey yapalım. Zengin bir kadar çıkıyor. Sırayı bir şey. Zengin bir şey. Allah'ın güzelini yapıyor, bravo. Aferin. Yani, ondan geçtim, ondan geçtim. Bravo, çok güzel söyledi. Merkez efendim. Merkez efendim. Arkadaşlar, kapatmıyor herhalde. Bu hususu dünya var ya. Yazıyor mu? Susayım. Yazmıyor değil mi? Hususu dünya var ya, içi şu, dar nazar sahibi, çünkü vahiy gelmediği için, vahiy yok daha, insanların komple şu anda yaşayan insanların daha vahiysiz olan, dar nazardır. Dar nazar nedir? Mazi ile müstakbel ile bir derece alakadar ama anda yaşıyor çoğunlukla. Anda yaşıyorlar. Tamam. Yani sahaları şu. Geçmişten elem alıyor. Gelecekten uydurukçası ile kaygı yani endişe. Kadar basit yani. Dünya endişesi o. Öyle bir problem yok. Kısacık ve mahdut fikrimiz var. Fikri çapı kadar. Hususu dünyayı anlatıyor. Şurayı anlatıyor. Kabir yani. Evet. Sonra şey çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmünde. Evet. Sonra bu tasavvur var ya, bu hususu dünyada eğer vahye muhatap olduğu zaman bak ne olacak. Bak şunlar olacak. Şunlar ve bir bu kadar da olacak. Hayatlanıyor. Evet. Sonra tahminimize giren tahmin burada. Tamam, tasavvurda ama bu husus şeyde. Hususu dünya bu, dört tane. Şimdi tasavvur okuyorum. Yazayım mı? Yani uzun olur ama. 36 tane var tabii. 36 tane bu sayfada. Yo, hepsini saydım. 36 tane var, vay be. Saydın ha? Ha, şimdi saydım. Uf. Daha bitmeden oku, şey yapıyorum. Bir. Okuyalım bence, yazmaya gerek. Tamam. 36 çok güzel yazar, sığdıramazsınız. Tamam, bak. Bir, dar nazar. İki, kısacık ve mahdut fikir. Üç, daire ilim. Bu tasavvur. Şu an sayılar. Bir tane yazayım ki çok belli olsun. Tahmin. Tahmini şu, dar nazar. Bir tane birkaç tane yazayım. Dar nazar, tahmin. Yani üstü gene zaten tarih. Devam ediyor. Olmaklar. Diye yazmış. Daire ilim, tahmin. Sonra dedim ki bir tanesi çıkar böyle garip birisi. Nereden çıkartıyorsun diye. Hatırıma gelince bundan sonra sayfalar verdim. Çıkar bir gafur gibi. Şey. Şu. Ya full bir mükemmel biz. Ahir zaman ümmeti. Tahattür. Sözden 362. Tahattür dedik. Sözden 362. Düşünmek 393. Muhakeme sözden 466. Mevhum rububiyet yapar sözden 536. Tek tek okumuşum onları. Muhakeme tasavvurda mı oluyor? He? Muhakeme. Muhakeme tasavvurda. Allah. Muhakeme. Hakim. Mahkeme kuruyor. Tahakkül işi değil mi o? O ileri seviyesi o. Bir arada kanun falan girecek. Evet. Çünkü çıkamıyoruz. Evet. Hani şeyin tasavvurun bu. Orada başlıyor. Öyle
tasavvursuz tahakkuk görmedi. Yani şunu kesin bıçakla, akıl olmuyor. Tasavvuf, sözler 633. Fena ve zevali, ona gayet müziç ve karanlıklı birer musibet suretinde tazip eder. Sözler 633. Çok ilginç. Burası o kadar bir şey. Bak, fena ve zevali, ona gayet müziç ve karanlıklı birer musibet suretinde işte ölümü, işte bu şekilde tasavvur eden burası. Dünyanın ehvali ve insanın ahvali onu daima izaç eder. Tasavvurda. Kendi elemiyle beraber, 633 bunlar hepsi. Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. Mesela bir misal söyleyeyim. Anne veya baba ölüm anı, işte hasta kalktır, şudur budur. Böyle çıkar, çocuğum ne olacak, kızım ne olacak, anne babam ne olacak, işim kalem ne olacak? Ona cevap. Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. Sebebi hususi dünyasında olduğu için. Hususi düşünüyor, Allah'sı düşünmüyor. Yani sahibi oymuş ki zannediyor. Yani çocuğum ne olacak? Manidar mektupları manasız ve adi nakışlar tasavvur eder. 633 hepsi. Sırf serbest bölgeye kanaat edene merhamet edilmez. Aslında şöyle geçiyor. Elaz bir zarar lanzerine zarara bilerek, severek, tamam mı? Bilerek ve severek razı olana merhamet edilmez. Bir baktım ki o sistem serbest bölgedeymiş. Bunu bulmak da çok ilginçti. Çok gülmüştüm bunu görünce. Demek ki bilerek, severek, zarara rıza gösteren serbest bölgedeymiş. Kanaat 633 gene sözler. Hepsi 633. Titreyip bağırıp çağırsa, tasavvurda bu, hususu dünyasını kurar tasavvurda, her şey alt üst edildiği yer, ne demek? Ne demek? Ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur eder. Her şey alt üst oluyor orada. Yani menfisi müsbeti de öyle. Hakaret eder, leziz tağımları ve temiz kapları mülevez pis taşlar tasavvur eder, kırmaya başlar. Başka? Tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip, gene sözler 633, Adem ile İdam tasavvur ederek, tesbihat sadalarının zeval ve firak-ı ebedi vabeliyası olduklarını taahhül ettiğinden, başka, mevcudat sayfelerini manasız karma karışık tasavvur ettiğinden, hep oradaymış. Vay! Hep gizliydi kitap okurken. Vahiysiz işte. Ha? Vahiysiz. Evet. Hayatsız her şey. Alemi rahmete açılan kabir kapısını, bak, mesela adam kalp krizi, tansiyon mesela, kanserdi, şudur budur. Yani hepimiz olacağız. Yani senle kim nesi? Ölüme aday olan hepimize bak söylüyorum. Alemi rahmete açılan, rahmete bak, alemi rahmete açılan kabir kapısını nasıl görür biliyor musun? Zulümat-ı Adem ağzı tasavvur ettiğinden. Tasavvur olduğunu zaten Ustad kendisi söylüyor. Anladın mı Osman? Tasavvur olduğunu söylüyor zaten. Sonra, eceli hakiki ahbaplara misal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden. Hani ölüm anın böyle yatıyor ya. Şimdi ne düşünüyor şu anda? Eğer vahiy ona yardım etmiyorsa şöyle düşünür. Hiç şüphe etme. Ecelin hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde, visal kavuşma, bütün ahbaplardan, çocuk çoluk çocuğundan, işinde, dünyadan, güneş doğmayacak, buğday çıkmayacak, hele hele en önemlisi denizde balık olmayacak daha benim için zannedecek. Ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden. Nöbetini bekliyor. Ölüm nöbeti. Ne bekliyorsun? Ölümümü bekliyorum. Üf! Eğer vahiy ona gelmemişse, onun alemi nasıl biliyor musun? Alemi rahmet açılan kabir kapısının zulümat Adem ağzı tasavvur ediyor. Vallahi bunları hastalara okuyacaksın. İlaç. İlk önce hasta benim. O kadar nefes alıyorum ki, oh diyorum.
hem kendini, ama böyle tasnif etti mi zevk alıyorsun. Hem kendini dehşetli bir azabı elinde bırakıyor. Tasavvur yapıyor bunu. Yani şey diyor, diyordum ya, aklımızın en büyük belası akıldır. Düşüncelerimizin belası düşüncelerdir. Düşüncelerinden kurtulmak için düşüncelerin yetmez. Düşüncelerin düşüncelerini def etmeye yetmez. Vay, mutlaka vahye bağlı olacaksın kafan. Uyduya bağla. Sen zaten gücün yetseydi navigasyonu açmazdın. Git o zaman yola. Ben navigasyonu açtım Ümraniye'den. Türk İş Bulakları'nda dershane buraya geleceğim. Öyle bir yerlerde beni geçirdi ki aklın durur. O sokaklarda. Aklın onu oraya tutma imkansızdı. Bağladım oraya. Ya nereye gidiyorsun yanımda bir sen? Nereye gidiyorsun ya? Bu nereye gidiyoruz ya falan? Dedim teslim ol. Oran dedim. Teslim ol. Bu kadar rahatlık diyor. Yağmur da var. Bu kadar rahatlık nereden geliyor dedi. Dedim cihaza. Sonra olan dedim. Bir cihaza bu kadar teslim de, bu kadar bilmediğim yolda, bu kadar emin benim. Ya kapalıysa diyor. Bilmem. Böyle mükemmel, tereddütsüz teslim olabiliyorsam, köpek kıya bir yem verdi diye sahibine teslim ol, sadakat gösteriyor. Ulan ben dedim ya, navigasyona güvendiğim gibi Allah'a bir güvenebilsem, kesinlikle bir haftada çıkardım. Navigasyona, navigasyona gösterdiğim teslimiyetin yarısı Allah'a yapsam, bir haftada evliyayım. Rahat ol dedim ya, bu cihaz dedim aptal mı? Dedi ki, ulan dedi, aklın yaptığına bu kadar akıl teslim olursa, bak aklın yaptığına, navigasyona, akıl bu kadar teslim olursa, aklı yapana akıl teslim olmuyorsa ona akıl denilir. Zahir. Muhtemelen Hasan abi kendi başınaydı. Kendi kendine. Kimse yok yanında. Hiç kendine çok edin. Fazla şey yapma. Yağmur var. Araba doluydu filan. Yanında, arkada dolu. Hepsi konuşuyorlar. Allah adamla. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Bir tetraşoya, bir tedirgin. Rahat ol lan. Cihaz var lan. Arkadaki başka diyor öndeki. Ama ya ama. Ama sonra meğer Allah nasip edecek ya. Vay sonra. Çıkmasın mı otobana şak? Bir sanki her taraf aydınlanıyor çünkü geç, yoruldum, terliyim, dersten çıkmışım, tamam ihtiyacım var acayip. Ondan sonra tam çıkınca of be dedim, sonra ötekisi dedi ki, ya dedi, navigasyona bu kadar güvendiğin gibi Allah'a neye güvenemiyorsun dedi. Yani bu yola saldın gidiyorsun, ulan Allah'a güvenip de kabire doğru niye gitmiyorsun ya? Senin navigasyon, kalbin harita demiyor mu? Evet. Kalp için harita diyor. Tamam. Ahiret de bu onun içinde değil mi? Seni götürüyor. Niye navigasyon kadar kalbine itimat etmiyorsun ya? Nuru arttırmak lazım. Ya değil bir şey ya. Teslim ol ya. Kalp haritayı kutsiyedir diyor. Alimi gaybın. Kalp diyor ki buraya gideceksin endişe etme diyor ya. Akıl bile karışmıyor alçak. Tasavvur karışıyor, eyleme dönüştürüyor beni. Şöyle ben de aklıma geldi. Aklına gelmedi. Tasavvurunda o. Akılda yok öyle bir şey. Devam. Kaç numara ise. Hem iyi dinleyin. Hem mevcudatı. Bak bak bak. Tasavvur bak ne yapıyor. Doktor, ufak doktor. Bu külliyatı düz okuyunca bunları göremiyorsun. Tasnif edince gözüküyor. Kur'an'da cari olan kanun, Risale'de cari ya. Kur'an'dan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii Hazretleri Efendilerimiz nasıl çıkarıyor işte? Bir noktadan baktığın zaman o gözüküyor, o parçaları birleştirince o ahkam çıkıyor. Bu nazarla bakınca onlar gözüküyor parçalar. Sonra birleştirince ahkam çıkıyor. Ezber söylemedim. Bu noktadan bakınca parçalar, ayrı ayrı parçalar birbirine gözüküyor. Birleştirdiğin anca hüküm çıkıyor. Üç defa söyledim. Şimdi buna, bu noktadan bakınca tasavvur, hususi dünyamızda bunlar varmış. Bizi ne hale getirmiş? Şu andaki o korkumuz hep şey, akıl zannediyorduk. Değilmiş ya. Ondan sonra hem mevcudatı, bak hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar, tezif, tahkir ettiğinden, burada hepsi de var, tahkir ediyor.
Ne biçim dünya diyor. Niye ölüm var diyor. Kanseri nereden çıkarttı diyor. Yani niye böyle Allah 9. sözde geçiyor. Kafir niye Allah'ın düşmanı? Niye istediğin fıtratını uygun dünya vermiyor? Onlar fıtrat... Yani niye ihtiyacı var Allah düşmanı olmak? Mantıklı değil ki. Şunu diyoruz da. İstediğin fıtratı yani ebedi, dertsiz, sonsuz, sonu olmayan bir hayatı yapabilirken, gücü varken beni buna niye muptela etti? Allah düşmanından geliyor diyor. Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden merhamete, şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da mustahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Burası yapıyor. Şu dehşetli sukuta karşı, burada kesilip baktığım şey, öyle bir tuhaf alem, alem fırtınalarla devam ediyor. İkinci şeyde devam edeceğiz. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Tasavvurumuzu kaldığımız yerde devam ediyorum. İkinci dersimiz. Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da müstahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Burası yak yak veya faiz bir şey daha çok oldu tamam. Burası da tasavvur arkadaşlar. Şey, tasavvur evet. Bu dehşetli sukuta karşı ezici mevsiyette mevsiyete mukabil. Burası mevsiyet şurası oluyor. Ben de böyle şey yapayım. Bu kimin masasıydı? Ben bunu aldım. Onu aldım. Kimin değilse. Kim kullanıyordu? Kimse kullanmıyorsa geçeyim. Havadan verin onu. Durun. Şurada olmamamız lazım. Şurası serbest bölgenin içinde tasavvur. Bu çok önemli. Bir daha şey yapıyorum. Şu dehşeti, yani burası şeytan burada oynuyor. Şeytan buradan aşağı aşağı yapamıyor, müdahale edemiyor. Yeis burada. Yeis'i burada atıyor. Şurada tasavvuru atıyor yeis. Bak ne diyor? Şu dehşeti sukuta karşı ezici meyusiyete mukabil. Ezici meyusiyet burada. Yeis'i burada atıyor. Hani dersin başında demiştik ya, geçmiş günahlarını taattül ettirerek seni ya yeis'e atar ya da tövbe ve istiğfara sevk eder. Yeis'e atılıyorsan ümitsizliğe bu şeytandandır. Eğer tövbe ve istiğfara götürüyorsa bu melekedendir. Ama ikisi de serbest bölgedendir değil mi abi? Evet, ikisi de serbest bölgedir. İkisi de veli yapıyor. Bakın burası melekler, Müslüman cinler, doğru itikatlar, doğru fiiller. Bu tarafta da bunu karşıtı şeytanlar, kafir cinler, bidat itikatlar ve bir hurafe eylemler. Ruhu beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsin? Teselli burada oluyor. Konuştuğun zaman kadın ve erkeğe konuşuyorsun. Sen adın gibi bil ki şu anda ben onun serbest bölgesine hitap ediyorum. O bu tarafını açarsa buradan aşağı akar. Tamam mı? Yani mesela hastaya veya psikolojisi bozuk veya iş için meşveret ediyorsun. İstişare hep buradadır. Mesela istişare ediyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bilmiyorum. Ne dedin sen? He? He? Hep serbest bölgeye atılıyor. Sonra bana da ben de şöyle düşünüyorum deme başlayınca bunları hesaplayıp tahakkülle yapıyor. Hasta ziyaretine gittiğiniz zaman adama, çocuğuna, kızına nasihat ederken seninle meşgulet ediyor işi için, hayatı için, bunların hepsi serbest bölgedir. Bil ki direkt aklına değildir. Çünkü aklının başını almasını istiyorsun. Ya akılun, takılun, efele tefekkerun, fetebiru yaunul elba. Hep Kur'an
buraya hitap ediyorken, buraya hitap, aklınızı başınıza aldınız. E kimle konuşuyorsun? Tasavvura. Burada idam ebedi olan meftin zulümatından kurtarıp, kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hakimane geçirebilir, saadet ebediye mazhar olabilir. Şimdi müsbetini söyledi. Burası ne yapar seni? Bir, idam ebedi olan meftin zulümatından. Meft, tasavvurda olan bir kadın veya erkek. Mefti şöyle kabul eder, kesinlikle adınız gibi bilin. Meftin idam ebedi zulümattır. Ebedi ayrılır. Daha çocuklarımla, insanlarla, dünya ile. Kesinlikle ebedi bir zulümattır. Yani karanlık değil, karanlık aklidir. Zulümat kalbidir. Ebedi unutulacağım, ebedi yok olacağım. Bu ebedi bir meftin zulümatından bu tasavvur zulümat, zulümat. Seni ebediyete atıyor. Aman ya Rabbi, mezar vallahi toprak hiçbir şey değil. Toprak, mezar olsa nimettir. Toprağın içerisindeki toprak budur. Mezarlık budur. Mezardan, oradan korktuğunu zannediyorsun. Buradan korkuyorsun. O mezarlık gibi gözükürken bu mezarlıktadır. Tasavvurun mezarın olmuş. Mezarlık burada, orada değil. Abi bir şey değil. Ne? Uyuyorsun. Uyuduğun zaman çocuğu düşün, derin uyuduğu için elini alıp götürüyorsun. Haber var mı? İster bu odaya, ister bu odaya. Çocuk için fark eden var mı? Yok. Ha, ister bu mezarlığa, istersen bu mezarlığa. Hangi mezarlığa koyarsan koy. Çocuk nerede? O anda belki rüya görüyor. Bu. Yani eğer tasavvurundan çıkmamışsa, ama size bir tavsiyem var. Bana yapılan tavsiyeyi tavsiye olarak söylüyorum. Ustadımızın iki defa elini öpmüş. 80 küsur yaşında değerli hocam. Zahir-i Şeriat alim ve fıkıh kitabı var. Aynı zamanda karma itikat kitabını da yazmış. Alim yani sahasında alim. Kanserdi. Ziyaret ederdi. Böyle gece yarısına olursa olsun sırf benim için demiş. O gelirse hakkım olsun demiş çocuklarına. Beni uyandıracaksınız. İlaç da yoksa uyandırın. Hastanede, Kartal Hastanesi'nde konuştuk, şaka yapıyorum böyle. Gidiyorum, gidiyor musun? Hani bana bir şey anlatmadın? Hayal ederim dedim ya hocam, sen alim bir adamsın yani. Risale-i de bilen, zahir-i şeriatın alimisin, fıkıh. Tefsirci yani aynı zamanda. Ben ne anlatacağım ki? İyi dinle o zaman. Sana bir nasihat ediyorum, tavsiye ediyorum. Sakın bunu unutma. Biliyor zannıyla gittin hastalara, bir şey anlatmamazlık yapma, bir şey okumamazlık yapma. Öyle bir hal ki sen bilemezsin, bildiklerimizden dışına çıkıyoruz. Şu anda boşluktayız, bilgilerime ulaşamıyorum, şu anda yok. Sen bana ne anlatırsan ona varıyor, o dosyaya varıyorum. Şu anda kopuğu. Biliyor zannetme, dosyalarımdan, bilgilerimden tamamen uzak boşluktayım. Böyle diyor, ona delil şudur diyor. Hasta sana aval aval, etrafını aval aval bakıyorsa, bu bil ki diyor dosyalarına varamamış. Ben diyor, böyle bakıyorum, baba nereye bakıyorsun diyorlar diyor. Diyorum, nasıl anlatayım diyor. Ne diyeceğim ben bunlara? Baba ne, bir şey mi oldu? O zannediyorlar ki diyor. Kendisi bana anlatıyor. Eskilerden, ölmüşlerden birileri geldi de onu takip ediyor. Oysa arıyorum diyor. Neyi arıyorum? Kendimdekileri arıyorum. Seni görünce diyor, ne oluyorsa diyor bende, dosyalarıma bayılıyorum kısmen. Sen gelince hemen dosyalarıma geliyorum. Hemen. Anlatınca diyor, aynı beraber oluyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor kanserden. Tavsiyem işte hastaya gittiğiniz zaman böyle böyle bakıyorsa dosyasını arıyor. Yok orada. İki kelime et. Böyle bir şey anlat. Hemen dosyasına ulaşır. Hemen düzü çıkar. Onun cenneti o. Unutmayın. O ve biz. Ona hitap eder gibi konuşuyoruz ya. Gafletin derecesi bu işte. Aslında biziz. Bu serbest bölge
mezarlıktır. Yani kafanızın bir taşı tahayyüldür, özdeki mezar taşı tasavvurdur. Ayak ucu. Tamam. Baş ucu tahayyüldür, ayağınızın ucu tasavvurdur. Mezar taşlarınızdır bu, bizi. Ah ya Rabbi, ah ya Rabbi, ne ihtiyar, ne nimet verdin ya Rabbi sana. Şükürler olsun. Abi. Mezarlık meğer burasıymış. Çünkü deli mezar ölüden korkmuyor. Kabre girmekten korkmuyor. Çünkü burada yok. Burada bitti. Burada mezar yok ki orada mezar olsun. Burada mezarlıktan mezarlık orada gözüküyor. Bak, oradaki mezarlık burayı götürmüyorsa deli, deli dediğimiz veya çocuk o mezarlığı görüyor. Bu mezarlığa intikal etmediği için mezarlık değil. Bu mezarlığın fiili dönüşümü orası gözükünce iki mezar mezarlık oluyor. Oysa buradan çıktı mı orasına da gülüyorsun. Ona delilimiz nedir? Keşfel kubur, kabire bakıp gülüyor ustad. Ustad ne var? Molla Resul abi anlatıyor hatırasında. Geçen de okudum. Ustad gülünce dedi ya bir salih kadın namazı kıldı. Tesbih çekerken tesbih koptu. Onu dizerken tesbihi koptu. Tam dizerken eceli gelmiş. Hala diyor tesbih diziyor. Kıyamete kadar da dizecek. Kıyamet kopunca Allah Allah ne çabuk koptu ya şu tesbihi dizip de çekemedi bağla. Hala şu an mübarek o salih kadın tesbih diziyor şu anda. Sen de ders dinliyorsun. Allah böyle bir Allah'tır değil mi rahmetli? Hiç haberi yok ustad geliyor. Başka bir tanesini anlatayım size. Oraya bakınca usta böyle baktı, şöyle baktı, müzakere ilmeği yapıyorlardı. Hafız Ali abi için diyor ki, medrese açtı diyor. Medrese orada açtı. Bizim Türkiye'de, dünyada, her şehirde medresemiz yok mu? Medreselerimiz var, Nurul medreseleri. Gidince yabancılık çekmiyoruz da, gittik, nerede medrese var diyorsun camide bir hoca. Şurada varlar diyor, gidiyorsun, selamun aleyküm, aleyküm selam. Hemen oturuyorsun, ya ne ünlüsüdür falan. Hiç böyle baktınız mı dersen? Allah Allah, ne yapıyor, ne okuyor? Yok, senin yerin gibi. He Osman? Evet, evet. Ha, kabirde de öyleymiş. Vefat eden Nur talebesini alıp dershaneye götürüyormuş. Neye benziyor? Adam otogara geliyor, havalimanına geliyor. Bir kardeş seni karşılıyor, hadi abi gidiyoruz diyor. Bana öyle, İzmir'de öyle yapacaklar. Şimdi ben pazartesi inşallah sağ gidersem, sağ yaşarsam havalimanında indirim alacaklar. Ya kim ya bunlar falan neresi? Buraya beni götürdüler, nereye götürdüler mi? Temel teslim olacağım. Abi gel burada yemek yiyeceğiz. Abi burada ders saatimiz şudur, programımız şudur. Serden temelimiz şudur, şu konuda ders. Tamam bitti. Anladın mı? Aynı onun gibi işte. Ya mezarlıkta hepsi burada. Öyle bir şey yok. Orada elbiseni çıkıyor. Ustad diyor eskimiş elbisesinden çıkıyor. İran bir elbiseden çıkıyor ya. Ama bununla bunu eşit yaparsak mezarlık oluyor. Burada zulmet kalbi dedik ya. Şimdi sonra tasavvurda diyoruz. Şimdi birbirine girdi. Burada biraz... Ha zulmeti kalp şu. Şimdi zulmeti kalp dişe vuruşu o kalp aktif olmayınca zulmeti kalp buraya vuruyor. Yani şimdi diyeceğiz yine aynı kanun cari, bunun sureti burada. Evet. Değil mi? Aynı aynı. Sureti karanlıktır. Ve tasavvur da görünüyor. Tasavvur, tasavvur. Hep burada. Bak bu dehşetli sukuta karşı ezici mevsiyete mukabil evet, okumuştuk. Ruh beşerin bak. Eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsin? Buradasın. Teselli yeri burası. Teselli. Şiddetle muhtaç burası. Nasıl bulacaksın? Burada iki nokta üst üste idam ebedi olan meftin zulümatından kurtarıp kabir hududundan, kabir burada, berza hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hakimane geçirebiliyor bu. Saadet ebediye mazhar olabiliyor burası. Veya tersi. Başka böyle bir yoku yolcu. Ha şey öyle bir böyle bir yolcu öyle birisine dayanır ki bütün bu daire-i azime ve bu geniş hudut onun tahtı emrinde ve tasarrufundadır. Nasıl birisine dayanacaksın böyle şeyde? Öyle birisi bu aleme hakim olacak ki efendim hepsi kapı çalıyor. He? Kapı çalıyor. Bak bakayım. Böyle bir yolcu, öyle birisine dayanması lazım.
Nasıl birisine dayanması lazım? Bütün bu daire-i azime, sayılan şeyler, daire-i azime ve bu geniş hudutlar onun taht emrinde ve tasarrufunda olacak. Yani bu seni oraya bağlarsa kim? Allah. Yani korktuklarından nasıl emin olacak? Umduklarına nasıl güven edecek? Korktuklarından emin. Umduklarına nail nasıl olacak? Her şeyin sahibi, istediğime de sahip olacak, bana da sahip olacak. Ona da hakim olacak, bana da hakim olacak. Uydu gibi ya. Uydu geleceğin en güzel ispatı mı? Adresi yazdın. O adres kaç saat sonra? 1,5 saat sonra. 1,5 saat sonra senin için gelecek değil mi? Uydu için andır. Benim için an, geçmiş İstanbul. Çatalca'da ansın. Sen bu dersten çıkınca, buradan çıkacaksın, geçmiş olacak. Çatalca an olacak, Çorlu gelecek olacak. Ama navigasyon için Çorlu, Çatalca, Küçükçekmece andadır. Yani hakikaten Allah için geçmiş gelecek yok. İşte dün bugün yok, ahirete gitmek gelmek yok, gitmiş gelmiş hepsi bitmiş. Böyle bir zata dayandın mı tasavvur kıblesine oturuyor, rahat ediyor. Yani Allahsız düşünmeyeceksin. Çekirdeği bile sen toprağa atınca sensiz düşünmüyorsun ki. Fasulyeyi yaptınız. Bırakmıyorsunuz ki, suluyorsunuz. Zaman, sonra sırık koyuyorsun. Zaman sadece mekanda var o zaman. Evet, zaman mekanda vardır. Zaman mekanda vardır, mekan da zamanda vardır. Mekanın batın tarafı zaman, zamanın vücudu haricisi mekan. Bütün bunların neticesinde bir istihkak cezasını çekiyorsunuz. Ceza çekilen yer. Yakıp yıkılan yer. Başka nefsin mahdutlaştırıldığı, mabutlaştırıldığı, ben olacak. Mabut. Nefis burada mabutlaşıyor. Çok ilginç bir yer. Mabut. Allah Allah. Putlaşıyor. Anladık mı? Nefsi putlaşıyor. Putun olduğu yer. Hangi batıl mabudunuz? Mesela evet. Şimdi mesela şöyle. Bu dersin dışına atıyorsunuz. Atıyorsun. Bana öyle geliyor. Ben de öyleyim de. Nefis şey, burası mabut oluyor. Ya deyince bizimle alakası yok dışarıda. Hayır. Şeyhler putla olması, abiler, ustadlar putlaşması, daha ilerisi bedeni esas alıp ruhu unutmak, aman sıfır grubu, evet. Aman 6 ayda bir, aman şey yapma, ruh ne olacak? Ruhu mahvettin ya, ruh hiç yok. Yani aman dün akşam derste vardı, onu inşallah dinler, böyle çok istifade edersiniz. Diyorlar ki, senede erken teşhis hayatı kurtarır. Niye? Senede 2 defa check-up yaptırın. Tamam. Ben her sene 2 defa değil, ben günde 5 defa check-up yaptırıyorum. Nasıl yaptırıyorum? Onu ders değil. Çok güzel bir dersti. Aklım almaya, eyleme dönüştürecek. Mesela tuvalete nasıl gideceğim? Check-up yaptır, doğrusu o. Bayrağı nasıl gireceğim? Yemek nasıl yiyeceğim? Yani hayatını check-up yaptın. Yani bak bakalım nerede ne var, ne hata var. Çünkü niye? Bir kere mezar taşına, arkasının önüne taşı koy. Ecel bir an ileri geri gelmez. Peki fark nedir? Dikkat etmek. Ya yatakta geçirsin ya ayakta geçirsin. Ama vaat edilen kadar yaşayacaksın. Ölünce kadar kesinlikle yaşayacaksın. Ha? Peki check-up nedir? Ölünce kadar yaşayacaksın. Kesinlikle. Onda hiç şüpheli olmasın. Şimdi nedir o? Allah Resulü'nün sünnetine uy, ifrat tefrit yapma. İfratı şu. Sanki benim yaptığım bu muamele ile ecel biraz ileri gidecek. Hayır, daha da gitmez. Ecel değişmez. Ama sürünerek ama şey. Şudur, sünneti nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü sünneti esbaplarına riayet etmek, hekimi hazık, Müslüman dindar hekimlerin sözlerine diyor ustad, riayet etmek, fiili bir duayı fiiliyedir, ubudiyettir diyor, tamam mı? Allah'ın adetine uymak olduğundan. Ondan sonra çıkıp tuvalete böyle gir. Şaka değil o. Yani ile sebap değil o. Bedensel hayatın
olmazsa olmazıdır. Banyoya şöyle yap, tamam mı? Banyodan çıkarken şöyle yap diye deniliyor. Şimdi niye geldim? Nefis putlaştırılıyor. Efendim alternatif tip, öteki tip bilmem ne. Ondan sonra şöyle böyle şöyle. Ya Allah aşkına bir tanesi çıkıp da ya bunun aslı ruhtur. Bu beden o ruhun binasıdır. Elbisesi değildir. Şu ruha nasıl bakacağız? Şunu nasıl tatmin edeceğiz? Yani bedenin arkasına nasıl geçeceğiz? Niye kendini bedenin önüne koyuyorsun da beden putlaşıyor? Geç arkaya. Uzun ömür mü istiyorsun? Uzun ömür iste burada değil. Ne yaparsan bitecek yani. Tamam. Arkasına geç. Ya ruhu nasıl güçlendiririm? Onun erzakını nasıl veririm? Nasıl tatmin? Ya ben bu sıkıntıdan, mezardan, kabirden, sırat köprüsünden, şu kabir azabından, şu Azrail aleyhisselam cellatlıktan melaikeye nasıl dönüşür? Azrail aleyhisselam cellat diye görüyorsun. Allah'a tövbe estağfurullah, cumhuriyet savcısı ceza keseni olarak görüyorsun. Allah deyince cehennem hatırına geliyor, hiç rahmet hatırına gelmiyor. Sen bedeni harika olsa tık tık öyle atma, resim seni çekiyor. Hayır, la sabit değil lan, bu makine değil ya. Makine mi? Düşüncelerinle beden değişir, hayalinle salgılaman değişir, tasavvurunla eylemsellerinle şeyin değişir, enerjilerin değişir, değişen bir şeydir ya. Yani bedenin putlaştırıldığı, bedeni esas yapıp ruhu unutulduğu bir mekan burası. Başka? Hakiki mahbub olan kadiri mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Ne oluyor peki? Daima eylem çekiyorsunuz. Burası işte. Bir de okuyayım. Yaşa ustad be. Hakiki mahbub olan, Allah Allah, bu beden değil. Beden hakiki yapmış Ali ya. İndir beden. Ama da şu saat yap. Lan kardeşim fıtırdır ya. Şunu yeme, şunu yapma. Peki çekat yaptıralım yemek. Kardeşim sünnet-i seniye ne demiş? 4 saat geçmeden yeme. Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Tağın üstüne yeme. 2 saat geçmeden su içme. 4 saat geçmeden yeme mesela. Şimdi yemek yedin. Kalktın şu masaya oturdun. Fıstığı da ver. Üzümü de ver. Orada bir kahve, tamam bir kahve. Ondan sonra ya ne yapacağız ya falan yerde bir alternatif Türkçü var. Ne yapacak sana? Sen o boğazını durmadıkça mideye kelepçe takacakmış. Ulan kelepçe değil, tamam mı? Çelik zincirlerle bağlasa buraya da olacak. Adam ne diyor oğlum, ben seyahat ettik ya. Masamda oturuyor. Şey bağladı. Dedim şey, ya burası duyuyor, sinyal veriyor ama burada ki diyor. Hala şey diyor. E niye aldın onu dedim. Peçete sarıp dedi, odada bir bakacağım. Yani bu. Cennet. Bak ne diyor. Hakiki mahbub olar. Kadir-i mutlaka. Ne yapacakmışız? Tevekkül ile teslim etmiyorsun. Tevekkül ile teslim olmak. Arkadaşlar 2 tane doktor öneriyordum 10 sene önce. Kendime de kendime yapmıştım. İlacı size de sormuştum. Böyle bir süreçte yaşadım ben. Yani bir zehir akabinde. 2 doktor bulmuştum. Çok harikaydılar. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. İkide bir her önüne gelene hastalığını anlatırsanız travma olur. Tasavvurdan aşağıya şuura doğru iner. Taakkul iner, böyle iner. Artık vicdana da gitti mi kaçınılmaz oluyor. İkide bir, nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Yani yarım saat anlattım sana. Bak iyiyim de kötü olma ya doğru gitmez vücudun. İyiyim de inan vücut öyle salgılama yapmak zorundadır. Sen mesela iyi değilim, iyi olma şansın yoktur. Yani bir yarım saat bunu anlattım bak. İyi değilsin tamam ben de görüyorum. Nasılsın? Elhamdülillah ala külli hal. Sibel küfrü ve dalal demiş peygamber. Küfür ve dalaletten hariç her halde andolsun dedi, tamam mı? Sen iyi değilim, vücut böyle salgılama yapamaz. Ben iyi değilim düşüncesinin altındaki hormon salgısı iyi olamaz. Mantığı yoktur böyle bir şey. Adetullah yok. Ama şu adetullah da yok. Çok iyiyim elhamdülillah.
Şükürler olsun Rabbime. Nefes alıp verdiğin Allah'a hamdolsun. Bak nefes alıyorum. Ayağım yok ama nefes alıyorum. Vücut yanlış salgılama yapamaz. Abi bu zaten işaret-i cihazda diyor ölü ölü. He? Bir işaret-i cihazda bu zerrelerin ölü olduğunu söylüyor zaten. Sen düşüncenle ona nasıl hayat verirse öyle hayatlanır. Aynen. An an diriliyor. Ne söyledim arkadaşlar? Diyor ki hakiki mahbub olan beden değil, ömür değil. Mahbub ömür yapmış. 60 sene yaşamak. Niye uzun yaşamayı Allah'a tercih ediyorsun? Resulullah gelmiş Hazreti Aleyhisselam. Demiş ki Allah'a selam var. Senin şeyin geldi. Ama dedi ki bana o diyor isterse al. Yoksa alma. O istediği kadar kalsın. O ne dedi? Dedi ki o mu dedi? Rabbim mi dedi? Vakti gel. Rabbim ne dediyse onu yap dedi. Şuraya bak ya. Benim elimde olsa doğru Azrail Aleyhisselam. Rabbim mi dedi? He. Tamam şimdi git kardeşim. İşim var ya. Bir sürü dersler var ya. Peki, ümmet yetiştireceğim ya. Şimdi ömrüm ya sen şimdi 60 sene mi? 63 sene mi? 20 sene zaten ya. Sen bir geri git ya. Onun düşmanları 200-300 sene yaşadı. Beni de ben sana sonra söylerim. Bir sürü işimiz var ya. İnsan yetiştireceğiz, kolon konuşacağız, hurmalık dikeceğiz. Demedi. Hakiki mahbub kimmiş? Kadir-i Mutlak. Nasıl anlarız onu? Tevekkül ve teslim etmiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Daima elem çekiyorsun. Sistem burada oluyor. Teslim ve tevekkülün sureti burada. Hı? Tevekkülsüzlük. Tevekkülsüzlük. Yani evet. Teslimsizlik ve tevekkülsüzlük orada. Şey burada. Zıttı var yani. Evet. Çünkü tarih, tasavvur, teslim. Sureti var mı diyorsunuz? Sureti işte bunlar. Bu anlattığım şey burada. Kesinlikle aynı kategori. Tevekkül. Elem çekiyorsunuz. Elem. Elem bu arkadaş. Mesela diyor ki anne yanıyor. Bunu hakikaten eteğim eteği tutuşmamış. Neresi yanıyor? Ha burası yanıyor. Mevcudatın anlam ve anlamsızlığı burada oluyor. Başka? Daimi hadsiz fıraklardan ve ümitsiz dönmemek. Ümitsiz var ya. Ölüyorum. Çocuklarımı daha göremeyeceğim. Daimi hadsiz fıraklardan. Her an. Ya düşün adam yatıyor. Her an bekliyor. Neyi bekliyorsun nöbeti? Fabrikayı bekler gibi. Ha Azrail Aleyhisselam gibi. Böyle yaşanır mı ya? İşini yapsana ya. Ne zaman görürse gelsin. Sana ne? Senin işin mi? 224 mesleğinde ne diyor biliyor musun? Gafil olan insan kendi işini bırakır, Allah'ın işiyle meşgul olur. Ne zaman öleceğin senin işin mi, Allah'ın işi mi? Gafil olan insan kendi işini bırakır, Allah'ın işine karışır, bu korkunç yükün altına girer, daimi elem içinde kalır. Sana ne? Ne kadar yaşayacağını sen mi tayin edeceksin? Şu anda kalbim ne olacak? Ne olursa olsun ya bana ne? Benim işim mi? Benim işim şundan benim meşgul olmak, ondan sonra okunmuşu ezana namazımı kılmak, ondan sonra dersten sonra bir çay üzerine patlatmak, buyur. Kalp çalışır çalışmaz. Bana ne ya? Benim işim çay içmek. Tamam. Kalbi çalıştırmak, durdurmak, ileri geri yapmak kimin işi? Benim işim neymiş? Çay içmek. O gideyim ben ya. O yemek yemedim ya. Kafamı yapmamış galiba. Peki ona kahvaltı zamanı vereceğiz. Bak arkadaşlar beni çok eziyor ya. Çok böyle sizin kardeşlerimle böyle görüştüğüm derslere gittiğim için. Böyle acayip biliyorsun biraz da dostlarıma düşkünüm. Cenazesine gidiyorum, hastasına gidiyorum vesaire. Ziyaret edince baktım aynı bu var. Ne o? Daima hadsiz fıraklardan, ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. Başka? Marifet. Marifet, Şualar 154'te marifet burada oluyormuş. Marifet. Emin misin? Onu yeni beklediniz abi. Evet, şualar burada yazıyor. Yok, biz de yazmıyoruz. Yazmıyor mu? Ha, eklemişiz. Ha, nereden eklemişiz? Sana söyleyeyim, yeni şuradan. Okudukça bak, şualar 154 mi bak, size göstereyim bak şimdi sayfayı. Buralardan çekmemiş miyim size? 301 falan, 301, 302 devam ediyor mu öyle abi? Tobi. Kaçıncı dört? Boş da orası ya. Bak şeyde, sayfayı söyle, okuyorum ben sizi.
okuyorum buraya bir kelime ekledim. Ne ekledim? Marifet. Nereden çıktı koca paragraftan şu? Paragraf okuyorum. Şu. Şu Allah kaç abi? Abi 154. Bak şu. Bak şimdi buradan gelecek. Bak şimdi okuyorum. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvur eden çok kıymetli ve burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Marifet tasavvurdan. Anladın mı? Marifet tasavvurda kardeşim. Marifet tasavvurda, marifet burhan taakkulde, ilim tasdikte. Harikasın, mükemmelsin, yasasın. Onu yazmam lazım. Bu marifeti ama daha yukarılarda bir şey olarak biliyorduk. Tamam. Ya, marifeti suretullah var ya. Marifetullah değil o. Mesela şöyle, İmam Gazali de der ki, arabayı tamir etmek neyse, insanı tamir etmek de odur. Sanattır. Bunu sanattır der. Bu marifettir. Bitkiyi tamir ediyor vesaire. Eğer onu namaz kılar da onu Allah için yaparsan o marifetullah olur. Eğer o senin terakkine vesile oluyorsa muhabbetullah olur. Abi beş vakit namaz kılanın araba tamir etmesi de marifetullah'tır aslında. Tabii tabii. Tabii marifetullah'tır. Çünkü onun makinesine dönüyor. Evet. O örnekle. Yani şeydir, sanattır. Hatta Allah'tan kopmuş olana zanat derlerse Allah'ı anlatan. Mesela elma da sanattır. Araba da sanattır. Araba zanattır. Elma sanattır. Tamam. Marifet bak. Marifetullah değil. Marifet marifetullah dönerse 20. mektup. Marifet ikili mi okunuyor? Hmm. Yok abi. Ay of. Bu marifetullah'ın burhanları dersinde Dima 58'de yapmışsınız. Ne yapmışız? Dima 58'de marifetullah'ın burhanları var ya, Suha ve Nur gibi. He. Dima 58'de onu Dima'ya uyarlamışsınız. Dima. Hangisini? O işte Dima 58'de bu şeyde meşhur yer var ya abi. He. Sen bana şey söyle bakalım. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve nuru marifetine bakmak. İşte öyle devam eden yerde. Dima. Neyi dima demişim? Bir de orayı sen sonra okudun. Bu nurun, suyun, havanın, nurun üç çeşit şeyler var ya. Evet. Onlar dima bakıyor manasında işlemiş. Dima evet. Onu bir işledik mi burada? Ha, işlediniz abi. Çok işledik o şeydi. Çok unuttum nerede. Aynı sayı şeydi. Ben bunu bir yazayım bak. Marifet tasavvurda. Bu taakkulde. Bu da, bunlar ikisi sahi. Tasdikte. Marifet herkeste var. Marifetullah Müslüman'da var. Okuyayım bak ne kadar tarih şey olduğunu. Bir de okuyayım metni siz yazarken. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil. Bak. Marifet hakiki tevhid değil. Bak imtiyazlaşıyorsun ama hakiki değil. Bak bir daha okuyayım. Aradığımız tevhid, tasavvurda tevhid var burada. Tasavvurda tevhid var ama aradığımız hakiki tevhid değil. Yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil. Tasavvurdaki marifet değil. Nasıl bir marifet? Sureti de var bu marifetin. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuri eden, yani tasavvuri marifetten çok kıymetdar ve burhanın neticesi olan, burhan da taakkulde ve ilim denilen tasdiktir. Bak, burhanın da neticesi olan ilim denilen tasdiktir. Bak elime bak. Burhanın neticesi olan ilim denilen tasdiktir. Bu da sahih oluyor abi o zaman. Sahih bu da sahih. Hepsi sahih. Yani ezberimizi yıkıyor da şaşırıyoruz. Onun için. Peki biz şimdi taakkulde bilgi var demiştik. Marifet de bilgi gibi duruyor şu an. Bilgi ama tasavvurdaki, yani marifet nasıl? Mutlak var diye düşünmüştüm. Hı-hı. Mutlak tasavvurda her şey var ya. Allah da var, Allahsızlık da var. Senin kafasız kafanda var diyor şirk. Mümteni vücutlar burada. Ama Allah'ı şey yapıyor, tasavvur ediyor. Allah'ı tasavvur edince o marifettir. Yani zıttından sıyrıldım.
Ama Burhan kalıbı yok daha. İlime dönüşmemiş daha. Marifet. Tamam mı? İlginç ya. Çok tuhaf. Yani zaten tarih tasavvuf şeyimizi yıkıyor. Tahakkül de biraz yıkacak galiba. Çoğu şeyimizden bildiğimiz. Bildiğimiz. Çekirdek gibi olursa her şey orada bir şekilde böyle suretlerin çoğu orada olacakmış gibi. Her şey. Yani her şeyden ucundan bir miktar orada olması her gerekiyor. Her şeyin zaten kanuniyeti burada var. Çekirdekte her şey olduğu gibi bu dip ya. Ben geçen hafta demiştim de bu haftaya atmıştım. Çok uzağa atmadım, bu haftaya attım. Yani o tarih tasavvuru içinde bütün dimağın bütünlüğünü de yerleştirmek. 18 bin alem var burada, ne biliyor musun? Bu mutlak ve muhittikten bu muayenleşiyor buralar. Eyleme dönüşüyor, itikada dönüşüyor, vicdana dönüşüyor, ilme dönüşüyor, akla dönüşüyor, bunlar dönüşüyor. Bunlar dönüşüyor. Bak şimdi, tasavvur adına sari söylüyor ya. Ben o elimi koyayım, siz bakın dur. Bak. Doğru. Çünkü aradığımız, neyi arıyoruz? Allah'ı. Hakiki. Ha, hakiki tevhid. Hakiki aramıyor muyuz? Demek ki öteki tevhid de var, taklidi. Yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil, hakiki tevhid. Bunun marifet tasavvurdan ibarettir. Marifet. Hatta ne diyor? Belki diyor, bak cümleye bak. İlmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden, tasavvurdaki marifetten çok kıymetlidir. Neymiş o? Burhan denilen, Burhan'ın neticesi olan, bu da ilim denilen tasdikti. Bak böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor. En kesirken en nurani gibi kırmış. Ama şey ne oluyor? Marifet sanki yukarıda gidiyor. Çünkü hani gidiyor. Yani mertebesi de bir marifet. Burada tevhid mertebesi var kardeşim. Çünkü şirk de var. Allah'ın nefsine bir de Allah'ın şirki var mı? Yok ama tasavvurda var. Çünkü kafasızın kafasında var diyor mesleği de. Mesela marifetin de sureti, hakikati, mahiyeti yapsa marifetullah belki en sonu olacak. Evet. İlk başta tasavvur olsa. Kesinlikle. Bu var, bu tasavvur da şirkin vücudu yoktur. Hariçte vücudu yoktur. Allah'ın ortağı var mı? Hayır. Yok. Ama kafasızın kafasında var. Hı. Burada acayip bir yer. Nefs-i lemelde olmayan burada var. Şeceli hikmette yok, burada var. Şeceli hikmette yok, burada var. Şunu Mehmet abiyle bir düşündük beraber de demin dersten önce. Şu, bu bir uyuyor, bir yapalım onu. Yap abi, ne, gel abi buraya. Yazacaksın mı? Yaz dersin. Gel yaz abi. Şey, al abi defterini. Hasan abi, mümdeninin mahiyeti midir tasavvurda olan? İman bile tasavvur. Bir şey debilirim için dur, yoğunlaşmam lazım. Şimdi buraya kafam. Şekli yap abi şöyle. Kafa şimdi orada dur. Durmayacağım, öyle dönüyor. Kafurun şeyine basacağız ama olsa. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Basacağız şimdi kafamı. Elaniyetine dokunacaksın. Yok, bu itiraz etti de. Kabul etmemişti ya. Göreceksiniz hepiniz dedi. Allah Allah. Kılıcı çekti. Ya ben onun dersi, onun için uğraşıyordum ama Hasan'a başka bir şey vazife verdi aslında. Tamam, biz şimdi oraya geldik. Ha. Tamam varsa. Artık böyle bu işler de yalnız. Yalnız değil, değil mi? Allah razı olsun sana. Hem buradan istifade ediyoruz. Böyle alem mum yanıyor zannediyorsunuz ama mum burada yanmıyor. Hatta ne yaptım biliyor musun? Ev kalorifer sönüktü. İki gün yoktum. Soğuktu buz gibi. Ben şeyle gelince yerine. Soğuk tabii. Biz dayanıyoruz ama onlar dayanamıyor. Nasıl ısıttım biliyor musun? Hemen bir mum daha yaktım. Oraya baktırdım, kafada ateş yanınca insan üşümüyor. İsterseniz deneyin. Bak onu, hakikaten bu ateş, onu nasıl üşüyeceksin buraya bakıp da? Öyle bir şey varsa ya, doğalgaz faturası çok geliyor yani. İşte bak, siz mum yakın. Mum yakın, aklınızda mum yansın. Burada aynı zamanda su var, suyun içinde koku var, kokuyu böyle
suyla ayrıştırıyorum. Hem bundan istifade ediyoruz, hem bundan. Söndü ama vallahi şişe. Şimdi söndü ama. Bu arada şey yapsın diye konuşuyoruz. Evde çalışırken koyun. Çünkü bu ışık nereden çıktı? Var mı orada? Burada öyle bir kanuniyeti var. Işık ışık yok. Fitilin içinden çık. Neredeyse bu nur nereye gitti? Fitil sensin. Nurdan ruhtur. Nur. Gitti. Şimdi öldü. Fitil nura döndü. Şimdi zarar mı etti? Hadiseler de etrafındaki mumdur. Şimdi anlatsın bize. Ha, yok da bitti. Son, bittiyse... Son şey yani. Bitti. O atana kadar biz şimdi gittim, sizin için ısmarladık bunu. Mevcut değil, dalla yazdım. 100 tane aldım. İsrafı sevmeyen adam. Sevmem. Nereden aldın abi sana? İnternette bizimkisi, ben alamam işte. İsmarladık çocuk. O işleri onlar yapıyor. İEMI bir şey var. Bir şirketi var. İEM midir, nedir? Bak. Ve dolu mu? Tamam mı? Hoşuma gidiyor. Böyle canım, böyle kitap yazan bir böyle bakıyor. Evet. O da Adem. O arada bunu konuşmadınız değil mi? Bir şey olsun diye. Aklımızı başka şeyle meşgul edin. Daha iyi anlayın. Format atıyorum. Kopmak için yapıyorum. Bu da bitiyor değil mi? Evet. Abi bitti. Şu kadar. Ha. Ya tamam, anlat abi, nereye gidiyorsun? Vardı, şeyde şey diyor ya, şey üç, evet. Üç tane ayağı var diyordu. Evet. Vacip, mümkün ve mümteni. Tamam abi. Sahi ifade bu. Tamam. Bizi buraya uyguladı. Serbest bölge dediğimiz bölgeye. Bu serbest bölge bunların üçünden de etkileniyor. Kesin. Buraya evet. Hepsinde ihatası evet. Var. Mesela tahayyülü küfür değil diyor. Küfür evet. Hayal edebiliyor. Mümteniyi. Evet, mümteni hayal ediyor. Şirk değildir. Biraz mesela. Önceki konuştum ben. Yani oraya kadar gidiyor. Mümkünü, vacibi tahayyül edebiliyor. Edebiliyor. Sonra buradan berzahtan ya mevcut çıkacak ya da mağdum çıkacak. Bu kafir olan kısım mağdum oluyor. Zaten çıkmıyor. Vücuda gelemiyor. Mevcuttan da vücut çıkıyor. Yani o mertebeler, tahayyül tasavvurun şeyi hepsine şumulu var. Zenginliği oradan bir gidiyor. Bir de anlat abim, güzel olur. Şey, varlık demek, evet. Varlık düzeyi. Hı-hı. Bu üçe ayrılıyor. Anlat abi. Vacip, mümkün ve mümteni. Tamam. Bunların üçü buraya, hepsi birden var orada. Var, girdi. Evet, girdi. Buradan da ki herkes kendi burada tahakkülden sonra ya mevcuda çıkacak veya hiç mağdum kalacak. Mağdum kalacak. Evet. Kafir burada kalıyor. Adem'e gidiyor. O zaman mümteni burada da kalıyor. Buradan vücut ve mümkün çıkartıyorsun. He? Mümkün. Çıkar. Ezel ebedi de yaz abi. Evet. Yani burası da kırmızı mı? Kırmızı. Geliyor. Gelsin. Ezel yönü. Tahrik etmeyin. Ooo Ezel. Tahrik ediyor sana. Berzah. Bu da berzah da evet. Diyor zaten. Evet yönü. Şöyle çizer misin kırmızı şuradan? Şöyle. O da yanlış. O da ana. Ezel'de yön yok bir kere. Tamam, ben anlamak için de biz. Tamam, orada boşluk o olduğunu, tamam. İstersen yuvarlak bakalım. Ha, tamam. Bak, ne istiyorsun, söyleyeceğim sana şimdi. Gel. Sonra gelme o zaman, dur. Sonra gel, şimdi gel. Gel, ebediyen sus. Tamam. Yok, şimdi geleceğim. Ezeliyen sus. Şimdi Hasan abi, bir şey söylemek istiyorum ama. Bir şey söyleyeceğim. İtiraz var, bir dakika abi. Bir dakika. Tamam, o kadar emin ama. O kadar emin gibi söylüyor. Şimdi hayır. Şunu demek istiyorum. Burada ben yokum. Siz tamam. Hasan ben abi, siz düşünün. Vücut mevcut olmayan hiçbir şeyin mağdumluğu söz konusu olamaz. Benim şeyim bu. Mağdumun en azından sureti tasavvurda Hasan abi. Mevcut olanlar üzerinden sizin nazarınızda mağdum
olduğundan bahsedebiliriz. Sizin nazarınızda olması için bir şeyin mevcut olması lazım. Mevcut olan bir şeyi siz ya mağduma ya da vücuda çıkartma durumundasınız. Mevcut, yani şunu demek istiyorum, mevcut mağdumu da kapsıyor. Yani tahayyül ve tasavvurun olduğu yer mevcuttur. Mevcuda vacip, mümkün ve mümteni müdahale ediyor. Orada zaten var ama mümkün içinde mevcut ve mümkün zaten var. Şöyle diyor, anlamadınız. Ben şöyle değil mi bak? Değil mi? Ben şöyle karar vermiş değilim. Demesine. Bunda şüphe var mı bunda? Bir şey mi? Yok, hayır. Tamam. Şöyle. Orada da şöyle bir şey var abi. Orada da şöyle bir farkımız var abi. Mümkünle imkanı ayrı diyorlar. Bence bir diyorlar. Bence mümkünle imkan da bir değil. Biri kudretin tecellisidir. Biri kudrettir, biri iradedir aslında abi. Onu da öyle ayırıyorum. Hangisi bu? Bu mümkün. Mümkün ve imkan. Yani orada imkanın da var olarak düşünmemiz lazım. Onun için de imkan var zaten. Aynı kelime. Değil aynı kelime. Yani aynı kökten geliyor. Değil. Ben aynı olmadığını düşünüyorum aslında. Yani birisi. Ben de aynı değildir ya. Peki şöyle bir şey. Aynı değil değil mi? Bak şimdi. Vacibi buraya attı. Allah'a düşünüyoruz. Mümkün imkan olan şu. Zaten. Mümkünken imkanız almışız. Bizim yani ne demek mümkün? Ben bunu bir şey yapıyorum. Yani ben böyle anlatıyorum değil. Mümkün demek 8 kafalı, 10 ayaklı her şekilde olabilirken bu olmuşum. Bu olabilme mümkün ama biz olmuşum imkan. Buraya 8 kafalı mağdumda kalmış. Mağdumda kalmış. Mağdumda var. Şimdi mümteni... Hayır, 8 kafalı mağdumda kalmamış. Öyle bir şey yok abi. Kalmış. Şimdi mümteni şirk. İmkansız olan. İmkansız ama var. Çünkü şurada hepsi var mı acaba? Şu tarihte hepsi bunlar var mı? Kapsıyor. Bunlar beraber miyiz? Evet abi. Var. Konuşuyoruz. Olay ondan sonra bundan sonra de ayrışıyor demek ki. Olmaz. Tabii bu sistemden sonra. Evet. Yani öyle söylüyorum Hasan abi. Tek ekleyeyim. Bak şurayı da ekleyeyim sana. Mümkün ya. İmkanı da ekliyor. Ayrı değil. Oraya ekleyin evet. Tamam, imkanı da ekledim tamam mı? Evet. Hepsi tasarımda var mı abi? Var abi. Tamam, mesele yok. Ha buraya kadar geldik mi? Tamam. Başka eklemek istediğiniz varsa ekleyeyim ama hepsi burada olacak mıdır? Olacak. Bundan sonra imtiyazlaşacağız. Hı-hı. Ya bu olacağız, ya bu olacağız. Alemimizde tabii. Alem, dünyada varlık var. Kendi alemimizde. Abi bizim bu... Balıkesir'deki tartışmamız aslında şuydu Hasan abi. Gel işte ya hangisi yapacaksın? Veya bana tarif et. Yani size tarif edeyim abi. Ben. Şimdi bakın. Mağdumla, evet mağdumla mevcudu birbirinden ayrı düşünmemiz imkansız. Öyle mi Hasan abi? Mevcut olacak bir şey. O mevcudun içinde Hasan abi mağdum ve vücut diye ayrılması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani mağduma aslında suri vücut da diyebiliriz. Veyahut da nazarda mağdum da diyebiliriz. İlmi vücut. İlmi vücut. Hasan abi. İlmi tamam. İçinde de mağdum da var. Seni tasdik için söylüyorum. Tamam anladım. Şimdi bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Mesela bakıyorsunuz değil mi? Şu çiçeğe bakıyorsunuz. Bakın şu mevcut. Bu çiçek mevcut. Şu anda evet. Tamam mı abi? Siz şimdi buna baktınız. Marifetullah ile, değil mi Hasan abi, buna vücut kazandırdınız. Evet. Tamam mı? Şimdi sizin nazarınızda bu artık vücut. Ben bakıyorum, ben bunu intisapsız bir şekilde, eşya, her şey intisapsız olunca mağdum oluyor, mağdum hükmüne geçiyor Hasan abi. Ben kendimi diyalem arada. Kesin. Tamam mı abi? Ben de bunu intisapsız olarak düşündüğüm vakit, benim nazarımda bu artık mağdumdur Hasan abi. Tamam mağdum. Tamam mı? Mağdum. Ama bir şeyin mağdum veya vücut olması için önce mevcut olması lazım. Yani mevcut, mağdumu da, vücudu da içine alıyor. İki şey var. Bir tane elimizde çekirdek var. Tamam mı? İki tane var. Bir çekirdeği attık. Bundan şu çiçek çıktı. Öbürküsü topraktan hiç çıkmadı. O çekirdek neydi? Ne oldu? Hangi çekirdek neydi? Bir tane çıkmayan çekirdek. Tamam. O mağdumda kaldı işte. Bakın aynı şeyi konuşmuyoruz. Şimdi bakın, iki çekirdek... Sen elma ile armudu karıştırıyorsun gibi geliyor bana Osman'ım. Neden diyeceksin? İki çekirdek mümkündü. Hayır. O zaman sen bana mümkünle mağdumun farkını söyler misin? İşte onu anlatayım. İki tane çekirdek var. Mümkün. Evet. Yani bunların çıkması mümkündü. Tamam. İşleme soktuk. Tamam. Birinden çiçek çıktı, mevcut oldu. Tamam. Birinden hiçbir şey çıkmadı, mağdumda kaldı. Tamam.
Tamam. Bu en başta mümkün değil miydi? Sen şunu söyleyebilir misin? Bak, mümkün. Mümkün. İhata ediyor zaten. Doğru, mümkün doğru. Hayır, hayır. Bakın, Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın, benim elimde 5 tane parmak var değil mi Hasan abi? Şimdi ben yumruğumu duvara vurursam, duvara vurursam kaç tane parmağım kırılır? 2 tanesi kırıldı. Bu vücut 3 tanesi mağdum. Böyle mi demek istiyorsunuz siz? Değil. Bakın, bir anlamaya çalışın. Doğru bir örnek oldu ya. Bak, hayır, hayır. Şimdi bak, şu mağdumda kaldı diyebilmek için mümkünü bilmen lazım. Mümkünü sen bilmiyorsun ki. Sen ne biliyorsun? Belki hepsi mevcuda çıktı. Mümkün de mağdumda hiçbir şey kalmadı belki. Sen bu mağdum... Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz susalım konuşsun. Tamam konuşsun. Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalete ve sefahata atılıyorsun. Katiyen bil ki, senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanlı mazi ölmüş ve mağdumdur. Mağdumdur. Ölmüş ve mağdumdur. Geçmiş mazi. Evet, geçmiş zaman mazi. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgahtır. Teşekkür ediyorum buraya okuduğun için. Beni destekliyor bu burası. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan biçarelerin başları ecel celadının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından. Bak, hiçliğe atıldığından. Mütemadiyen akıl ara kadarıyla senin imanın imansız başına hadsiz elim endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüz-i lezzetini ziru zebel eder. Eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zaman mazi mağdum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut. Bak, mağdum, mevcut. Sarih, net ayrıdır. Bak, dinleyse sen. O geçmiş zamanın mazi. Bak, yanlış anlıyorsunuz. Bir dakika, bir de ben okuyayım, arkadaşlar tahlil etsin. O geçmiş zamanın mazi, mağdum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil. Belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetin dünyada dahi tattırdığı gibi diye devam ediyor. Tamam. Bak şimdi. Bu manayı ismiyle kendine mağdum yapıyor. Aslında mevcut. Bravo. Aynen. Bu da manayı ismi ve manayı harfi söz konusu. Yani bu bakış nazarın da şey. Bu farklı. Efendim? Bir şey, burası farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Efendim abi, benim anladığımı söyleyeceğim. Mağdum aklı nazara alıp onda ilerleyip imana vermezsen buna mağdum diyor. Vücuda çıkması için kalbin imanı noktayı nazara alıp ikisini harmanlayıp vücuda çıkması. Vücut bu. Yani zaman, evet. Namaz gibi. Evet. Namazla zaman, yoksa namaz yok. Tamam. Şey, zaman yok tamam. Aslında. Doğru. İman yoksa bir kere Hasan, vücut yok. Doğru. Hasan abi aslında şöyle bir şey mi anlaşılmak lazım acaba? Yoksa mevcut. Aslında mevcut var. Mevcut da kendi aleminde mağdum ediyor nazarıyla. Şimdi mesela kabristan. Kabristan ölmüş, herkes gitmiş, öyle görmüyor mu bu adam? Gerçekte hakikat nazarında böyle mi? Değil. Ama kendine mağdum yapıyor. Aslında mevcut olanı kendi aleminde manayı ismiyle mağdum yapıyor. Peki, şimdi gene tasavvurdayız, hadi. Antrenman et ama çalışın ona da.
Kim almıştı? Sen vücut mu almıştın? Yok. Sen ezel ebed. Ezel ebed. Ha, sana... Ben bunu almıştım aslında Hasan abi de. Buna da çalışma orada 2 senede. Tek senede çalışma. Hasan abi şunu da bir tamamlayalım. Allah razı olsun. Tamam. Çünkü bir fark şu. Şimdi ezel yönü olmayandır. Ezele yön koymak doğru değil bence. Yani onu iki tane farklı bir yön olarak yapmak lazım. Ezelin üzerindeki yön tayin ettiğimiz zaman gayr dahil olmuş demektir. Yön gayrın olduğu yerde söz konusudur. Yani ezel başlangıcı da bitişi de ezeldir. Burada bir yön gayr girdiği zaman bir yön söz konusu olabiliyor. İşte ebed olan odur Hasan abi. Anlatabildim mi? Yani bu bütünlüğü ezeldir bunun. Bütünlüğüdür ezel. Yani yön ebeddir Hasan abi. İçindeki tasarruf ebed. Ebeddir abi. Diyorsun. Biz de oradan geliyor. Oradan alıp devam ediyor. Nihayet yok ki. Nihayet koymadım. Ama ezel aşağıda geliyor. Efendim? Ezel aşağıya da geliyor abi. Yani bir mavi çizgi çiz, üzerinde böyle yuvarlaklar yapıyor. Onu deste anlatacağız zaten de. Söyle demek istiyor. Bak ben yapayım şöyle. Nihayet yok orada. Senin dediğini yapayım, senin dediğini de yapayım. İkisi bak şöyle. Onu hatırlıyor, onun için bak. Evet. Gafur, senin dediğini yapayım bak. O mürtemi vücutla. Kardeşim. Tasavvurun içindedir onlar. Ezel diyorsun değil mi Gafur? Evet abi. Tamam. Şimdi... Bunun bir yerinde başladık. Evet abi. Tamam. Bir yerinde ben parkura girdim. Gidiyor. Bu da evet. Öyle mi? Evet. Aslında onu böyle helozo gibi çiziyordum abi ki hani zamanda. Evet. Yani buradan başladığı için bir yerden başladık. Onlar da onu demek istiyor zaten. Tamam mı? Aynen. Ha, şöyle. Asla bu çiğ dönük olmadı onu söyledi. Tam öyle yapayım. Bir adımda düşüyor. Kader Risalesi'ni çok güzel anlatıyor bunu zaten. Öyle. Değil mi? Böyledir abi. O, orada sonsuzluk var ikisinde de. Mevcuda mevcuttu. Ezel'in zevbi biliyorlar. Şimdi Harun da tekrarlattı. Aha ben çok özür dilerim. Şunu yapıp oturacağım. Yani, tamam özür dilerim yapalım da inşallah. Şimdi Hasan abi bakın bir nokta demiştik atlamasıyla oluş diyorsunuz ya Big Bang diyoruz değil mi Hasan abi? Bir nokta veya bir daire veya dünya veya sonsuzluk. Bu hiç fark etmiyor Hasan abi. Bu ezel. Tamam Hasan abi ama biz bunu anlayalım diye şöyle bir daire çizersek aynadır diyor zaten. Bu ezel dersek Hasan abi. Ezel aynasıdır. Evet ezel aynasıdır dersek. Burada Hasan abi şunu bile belli etmek doğru değil zannınca. Neden biliyor musunuz? Nerede olduğunu bilemiyoruz ki. Yani ezel diyoruz yani bunun sonsuzluktan 10 çıkarsak kaç kalır? Yani böyle bir şey söyleyebilir miyiz abi? Yok. Dolayısıyla şu sadece şöyle giden bir bu ebeddir Hasan abi. Bu böyle bir yön var. Ama ebed ezel bütünlüğüyle ebedi kapsıyor. Ebed ezelin içinde bir yöndür ama nerededir? Her yerindedir. Bilemeyiz ki biz bunu. Buradan başlar, buradan başlamış, buradan başlamış. Yani sonsuzluğun içinde bir nokta belirler dersen bunu belirleyemeyiz Hasan abi biz. Belirleyebilir miyiz sizce? Yani anladım. O yüzden bu sadece yönü gösteriyor. Anlamlandırmak ama tabii. Aynı çemberin üzerinde gidiyor. Yani Risalesini açın okuyalım istiyorsun. Yok yok. Peki bildim ki. Şey dersle almasın ama. Geleceğim. Burada ezel ve ebede yön belirlemedik ki. Şimdi şöyle yön diyor. Yok ama yani. Diyor ki Mehmet diyor ki bu ayna diyor sistemin adıdır. Öyle yön mön faaliyet anlatayım. Yani aynadır. Aynayı tuttuk diyor. Şöyle yapsak. Şu ayna olsa hat belli olur. Bak köşeler hat belli. Allah Kur'an'ındaki hiçbir harf ve doğadaki hiçbir şekil köşeli değil. Üstad diyor ki böyle bir ayna yok diyor. Yuvarlak düşün. Peki yuvarlak olunca senin dediğin gibi. Neresi başlangıç neresi son? Yok. Evvel ahir olur. Şurada bir nokta var. Bu nokta evvel midir? Ne? Belli değil. Ha ayna ezeldir. Tamam Üstad söylüyor zaten. Tamam. Ha. Şimdi bu ayna içinde bir faaliyetler var. Ayna değil bu. Faaliyet ebeddir, ayna kendisi ezeldir. O da onu diyor. Öyle diyor zaten. O diyor, o sahne yüzül celal ki diyor,
ezeli ebede rahat edecek diyor. Burada esas şekilde çizilmesi nazara edecek? Verilecek şey tahayyül tasavvurun ezele baktığı, hı-hı, tasdik ve aşağı tarafın daha çok ebed tarafı ilgilendiği. Şunu silersek. Yani tahayyül tasavvur öyle derinliği var ki ezeli ezelle muhatap olabiliyor. Yani, evet. Yani ayna, aynada hiçbir şey faal etmiyor. Bak usta diyor bir aynadır diyor, içindekilerdir demiyor. Ezel aynası, aynanın kendisi ezeldir. Aynanın. Anladım. Ama içine girenler, evet, o, yani zamanla girdi mesela, diyelim ki ayna tuttum buraya. Şimdi bu ayna her tarafı buraya gösteriyor mu? Bende kapı var. Girdim içeri, aynaya girdim mi? Bir tanesi çıktı aynadan, bir tanesi öyle gitti, yer değiştir. Bu hep neredeyiz? Aynadayız. Bu yer değiştirme, bu faaliyetler, evet. Aynanın kendisi giren, çıkan, o sağ sol yok, tamam, yön yok, tamam, bu ezel. Şimdi diyor ki doğru. Bu tasavvur öyle bir ayna ki yuvarlak zaten. Bunlar mı gözüküyor? Atletler mi gözüküyor aynanın? Şimdi bak. Hepsi aynı. Çünkü bunlar biraz önce dersin başında ne anlattık? Buradaki burada bir art çizmiştik. Yani tahayyül tasavvur ayna, bu tasdik, izan, iltizam aynada gözükenler mi abi? Yani bu onun şöyle diyor. Yani. Aynadır şöyle diye hemen acele etmiyorum ama düşünce ufku olsun diye. Bak şöyle bir ayna. Bu tahayyül tasavvur nasıl bir şeydi? Her şeyin, 18 bin alemin sureti. Yani şirk bile var. Şirk burada yok. Allah'ın ortağı var mı? Yok. Nefsin emrinde yok. Ama burada var. Yani öyle bir ayna gibi ki, yani başı yok. Tasavvurun başı var mı? Diyebilir misin ki, ilk düşünceni söyle. Yok. Ben sana bir düşünceyi getiririm, ondan önceye de geçersin. İlk hayalini söyle. Ondan bir şey söylüyorum, daha bahir. Anne karnını, ben ruhlar halimi anlatınca, o da canlanır. Öyle bir ayna ki bu, ayna, yani 18 bin alemin bir kuvve dedik. Bunlar bir fiil. Burada şirk de var, vücut da var, madum da var, adım da var. Olmayan yok. Tasavvurda her şey var. Öyle mi abiler? Tasavvurda muhteniler de var, şirk de var. Böyle bir şey var. Ben ezel ebedden bahsetmiyorum. Benim tasavvur şu anda. Konum olduğu için. Şimdi bu... Aynı şey benzerse, yine şeyimizi okuyalım. Yani nurani olunca vücuda çıkıyor zaten. Tamam. Peki, burada ne oluyor Harun? Şurada biraz önce anlattığımız kabiri böyle şey yapıyor. Kabir burada iki yönlü, her yönlü var. Ama buradan bu tarafa geçerken ha kabire böyle bakıyor, bakmayınca da bu oluyor. Bakınca bu oluyor. Ama burada herhangi bir belirleniş yok. Mutlak ve muhit her şeyin, her mertebesinin, bak mutlak, her şeyin, her şey bir, her şeyin her mertebesinin bulunduğu bak her şey var. Bir de her şeyin her mertebesi var. Her daim insanın kontrolünde olmayan, insanı iksirleyip mayalandıran. Abi şuraya şeyi de yazın da böyle resim çekerler ki senin aklında öyle kalmasın. Tamam, tamam. Tamam, sen kabul etmeyeceğim. Tamam, tamam. Çünkü şuraya mevcut yazalım. Şuraya mevcut yazalım. Şuraya vücut yazalım. Tamam, vücuda çıktı diyor, tamam. Evet, en alta yazmışız ya. Tamam. Vücut yazalım. Buraya mı? Burası mağdum. Tamam, burası doğru. Mağdum. Ama burasının mevcut olması, tamam. Yani şu mevcut... Tamam, buraya ne yazmış? Mevcut. Mevcut burası değil abi. Mevcut burası. Tahakkülde mi mevcut? Efendim? Tahakkülde mi? Tahakkülde mevcut de istersen. Nereye yazdın mevcut? Mevcut demek istediğim öyle bir yere yazacağım ki mevcudu. Mağdumu da vücudu da içine alacak. Yani mevcutla mağdumu ayırmayın. Bu mağdum olanı ayırırsanız... Şimdi anladım bunun dediğini. Anladınız mı? Ama orada berzaha koyalım. Şöyle bir, bu berzahtır diyor. He. Mevcut istersen vücut bulur, istersen adem olur diyor. Evet, mağdum olur. Mağdum ismi, mağdum harfi işte abi. Değişir diyor. Şöyle bak, bir de ben yapayım şöyle. Yani şunu çıkanlar vücut oluyor, çıkanlar mağdum. Bak, şu, tamam sinyal gerek yok. Şuraya mevcut koyduk mu? Mevcut, akılda mevcut. İstersen vücut bulacak. İsterse mağdum olur. Sanatkar ile bakarsa. Aynen. Doğru. Tamam. Şurayı sil. Doğru fark ettim şimdi. Tamam. Aynen. Şunu sil. Ha bitti. Bir silgi kadar barıştık şimdi. Biz ancak orayı düzeltebildik işte yani. Tamam. İkiniz de barıştırdınız. Ama bu serbest bölgenin ezele bize intikal ettirmesi de acayip bir nimet oldu. Kesinlikle.
Çünkü aynanın kendisidir, aynanın içindekiler değildir ezel. Aynanın içindeki tertip ile eşyanın girmesi ebedi oluşturuyor. Tertip diyor burada, hatırladın mı sen? Allah. Hatırladın değil mi? Kaderde. Kader Risalesi'nde. Ezel diyor, bir zamanda bir mukaddemesine bir hareketin başı kabul edilip ebede doğru giden bir dedi, hat-ı müstakim bir hareket değildir. Ezel diyor, mazi, müstakbel, hal bütünü içine alan bir ayna, daire bir aynadır. Olaylar onun içine giriyor, çıkıyor. Bak mesela buradan duvardan geldim, koştum, çıktım, o geldi, bu geldi. Ama aynada gözüküyor. Aynanın dışında bir şey. Ha, aynayı anlamlandıran ebed gözüküyor. Ha, bu da çok harika olduğunu silmeyelim. Ben de kaydeder. Hayır ve tasavvur içine de mümteni. Aynaya ne düşerse artık sen ne olsun? Evet. Şimdi bitiriyoruz. Ondan sonra namaza başlayacağız. Çok başka var mıydı? Sıralama. Hasan bir şey sorabilir miyim? Ama kısa. Yok, çok kısa. Çok kısa. Şey Rab midir? Şey? Rab midir? Yok, şey mahlukata denmiş. Yani vücud haricilere şey deniliyor. Vacibi nasıl kapsıyor bu? Yani mesela alemimizde Allah yok mu? Şey denilen ne biliyor musun? Şey. Allah'ın dışında her şey olanın ilmi kelamcıların verdiği bir isim. O zaman vacibi nasıl şey? Vacibi nasıl altına yazdınız o zaman abi? İşaret edici. O zaman şey benim görevim mi oluyor? Şeyin bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. O zaman bizim aldığınız gibi bir şey değil diyorum şey. Yani değil. Yani, değil. O da şey diyor burada. Ya biz şey, bak biz şeyi varlık olarak veya mevcut olarak anlıyoruz. Böyle dersek sanki sıkıntı yok. Şey eşittir mevcut diye bakarsan tabii Cenab-ı Hak'tan nasıl olur diyeceksin. Ya nasıl olacak Hasan abi? İşte olmaz. İşte yani. Benim Rabbim şey diyebiliriz belki. O zaman bizim bildiğimiz mana şeye yanlış. Şey, demek ki insan alevi demeyi. Bir de okur musun ben? Kalk, şey, şeyin bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Peki alevimizde Allah yok mu? Tamam. Var değil mi? Var olan her şey şeydir. Tamam işte abi. Düşünülen bak, düşünülen, düşünülemeyen. Mümteni, mümkün, imkan olan her şey şey. Ayrıca vacip. Çünkü Allah'ın vücudu yok mu? Ama vücudu bizim vücudumuzla değil. İlim nerededir bir burada? Bir dakika Yasin abi. Vacip, vacip bir vücut değil ki. Bir de vacip ve vacip bir vücut olarak bakmak lazım. Ne demek o ya? Vacip, vacip. Zatı vacip. Vaciptir. Vacip, vacip bir vücut değil de ne demek? Zatı vacip vücudu değil. Zatı yani. Evet, başka yani. Allah'ın sizden bahsediyorsun demek istiyorum. Abi, vacip, biz Hasan abi sıfat ve esmaya vacip demedi mi? Hatta şuna, şey, hatta şurada da değil mi abi? Şimdi... Vacip bir vücut. Vacip dedi. Şey, vacip bir vücut dedi. Tamam, vacip bir vücut dedi. Sıfattan aşağı olan kısım. Şunatta var. Şunata gitmiyor. Şunata gitmiyor mu? Yok, şunata gitmiyor. Çünkü zatı sıfatları vardı başta. Zatı sıfat, vücut, beka, vaktaniyet, şey kıdem, beka, vaktaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bir nefs, tekvin. Tamam, sıfattan aşağı. Vücut, sıfattan aşağı. Evet. Şimdi ben bunu şey yapayım. Vacip demedik o yani. Tamam. Abi Dima 56'da şey demişiz, vacibül vücut demişiz. Şu vacib zatiyeden sıfat esma. Vacibül şunatı da kapsamış. Yok, çıkar yazmış. Şunatı kapsamıyor. Ben çok dikkat ettiğim bir konuyu. Öyle mi? Evet. Bir de bakayım. Öyle yazmışsın diye. Vücut kapsamıyor. Abi vacip şurada, kapsar yani. Zat-ı vacibül vücut mahiyeti zatiyeyi de alıyordu esma ile beraber. Onlatıyorlar yapma ya. Bak bak. Hasan abi. O iki farklı şekilde. Neyse. Hasan abi biri burada yaptık. Biri de Bodrum'da. Bodrum'dayken şunatı çıkarttınız. Buradayken şunatı da eklemiştik. Onun videosu var. Evet. Aslında ben şu anda bilmiyorum ama vacibül vücut sıfat-ı zatiyeden aşağıya aldı. Ondan önce vacibül vücut... Doğru tamam, doğrudur. Yok, vacibül yokmuş. Sıfattan aşağı değil. Sıfatla dahil aşağıya. Tamam, şu an hatta yok. Bakın Hasan abi, şu aslında ben biraz büyüttüm. O dersin kısa videosu. O dersin kısa videosu Hasan abi. Tamam, şu an hatta biraz daha külli bakılmış. Şey Bodrum'da. Neyse, konumuzu bir bitirelim, namaz kılalım. Ama güzel oldu, güzel bir egzersiz oldu. O yukarıyı yine tartışırız abi. Yani o...
Hangisi? Tasavvur, ezel, ezel, mümkünün tahayyüle... Sanki, nasıl biliyorum? Mümkünün vacip tahayyüle tasavvura atıyor diyoruz ya. Orada onu kim çalışıyordu? Bu şeyi? Gafur. Gafur abi çalışıyor. Tamam, çalış. Abi onu çalışıyorsun, bir de hiç şey yapamazsın, muhakemeye gidin. Muhakemeyi de çalış. Mehmet kardeş, güzel. Ezel Mehmet'e çalışıyordu. Ondan sonra ortadaki doktora da bir tane bir şey verelim. Doktorum, o küçük doktor, sayıyorum bunlardan. Dar nazar, kısa, mahdut fikir, seç. Daire ilim, tahmin, taattur, düşünmek, muhakeme geçiyorum. Mevhum rububiyet, tasarruf, fela ve zevalona gayet müziç, karanlıklı birer musibet müzin. Yani, ezel aynası olsun mu? İşte ezel sen ebeddi. Tamam, ona gireceksin. Başka ne var? Merhamete, Adem'e bir dakika. Tahattur istedisin abi. İstediniz öyle. Tahattur. Tahattur. Arap bir şey, evet. Tahattur, tahattur. Evet, lazım oluyor. Düşünmek, bak, tahattur ve düşünmek. İkisi. Tamam. Tahattur ve düşünmek. Harun sana neyi vereceğiz? Harun sana şu abi, tahil tasavvur ezel aynasıysa peki o zaman kader de oluyor. O zaman sırrı kader burada mı? Ondan sonra tahayyül ve tasavvuru komple ezel aynasıyla düşün. Tamam. Bunun ezel ebed ayrı. Ben bakıyorum. Bir bak. Hani ikisinin çalışmasını da sergilensin. Kıyas et yapacağız. Bak, o ezel ve ebed. Aileye ikinci derece olarak düşünüyorum yani. Düşünürsen. Düşünülebilir mi? Bak. Tamam mı? Kaderle kazayı. Şimdi son şeyleri okuyoruz. Nefsin mabutlaştırıldığı yer. Tamam. Ben oraya geçeyim ki çünkü ne olduğunu görselde gözüksün. Bazılarını kapatıyorumdur ama şurası nefsin mabutlaştırıldığı. Bu çekilmedi değil mi bu sayfa? Geçen hafta yoktu bunlar, onun için çekemedik. Başka, hakiki mahbub olan kadiri mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsun, etmeyen ve daima elem çekiyorsun. Ah bu bir bilinse, şuuruma inse, hastalık ölüm kalkıyor. Teris olarak. Terisi burada yapılıyor işte. Mevcudatın anlam ve anlamsızlaştırıldığı, daima hadsiz fıraklardan ve daimi hadsiz fıraklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsun. Burası. Zir ruhların ibadeti mahsusalarını dergâh-ı ilahi arz edip tasavvur ediyor. Şualar 93. Bunu çok önemli olduğu için sayfa koydum. Bir daha. Zir ruhların ibadeti mahsusalarını dergâh-ı ilahi arz eden tasavvur ayrışmış bu tarafa. 93 şualar. Başka? Tasavvur kainatın haritası ve hulasasıymış. Şualar 676. Kainatın haritası ve hulasası. Evet. 676. Tasavvurmuş. Kainatın, yalnız dikkat edin, sakın ha şecere-i hırkatın değil, kainatın. Kainat biliyorsunuz arştan aşağıdır. Şecere-i hırkat ise Nur-u Muhammed'den aşağıdır. Tamam mı? Kainatın haritasıdır. Sakın şecer-i hırkat şey yapmayın. Çok büyük, bu ciddi bir... Bu esma aynası o zaman abi. Çünkü ruh sıfat aynası. Ciddi bir hata olur. Yani araştırmanızda çok... Şecer-i hırkat da bu derse katılan veya bu dersi dinleyen, bu dinsin diye kardeşler. Kainat ayrıdır, şecer-i hırkat ayrıdır. Matematik görmüşsünüz. Şecer-i hırkat kainatı kapsar. Yani arştan aşağı olana kainat, Nur-u Muhammedi'den, şimdi Nur-u Mecud'dan aşağı olana şecer-i hırkat, tefekkürünüzde onlar oturması lazım, biliyorsunuz. Bak, ikisini cem ediyorum. Temenni ve mulahaza, ince meslevi nüriye 81'de geçiyormuş. Bu tasavvurda, şurada. Neymiş? Temen, çok acayip bir kelime ya. Bunu orada yakalamamız da çok Allah'ın nimeti. Osman, temenni ve mulahaza. Mülaza ediyoruz. Temenni ve mülaza gene buradaymış. Tasavvurdaymış. Son cümle. Desaisi şeytaniye barla 152 buradaymış.
Vesaisi şeytani buradaymış. Yani sırf tasavvura baktığın zaman külliyatta gözüküyor. Daha devam edeceğim. Daha yarısındayım. 36 tane mi oldu? 36 ben saydım. Siz ilave etmişsiniz ama. Daha fazla. Çok fazla. Ben 50 falan diyordum ya. Hmm. Yani bu ünlü tabii devam ediyor. Onları deftere ben... Bitti ama değil mi? He? Yok yok yok. Ha bu bitti şimdi. Ders de bitti yani. Ha ders de bitti. Bu ondan sonra bak şunları sayıyoruz. Ama okuduğum şeyi ne yapıyorum biliyor musun? Şu sayfayı boş bıraktım. Okudukça bak, ilave. Siz de çalış, bak okudukça ilave şöyle diyorum. Ders çalışırken çalışma şeyiniz olsun diye. Bak şunu yazdım mı abi? Yazdım bak bitti. Canım bir daha burada yazdım. Sonra bu devam ediyor. Buraya geldim abi bu sayfayı boş bıraktım. Bunu boş bıraktım. Buradan devam ediyorum. Yani okudukça bir kelime girerse şart diye giriyor. Ondan sonra bak şuraya geldim. Bir kelime girdi diyelim. Hemen geliyorum buraya o kelimeyi sokuyorum. Aslında bu daire şey desen şey şeytana bağla 152 bak nereden getirmişim o kelimeyi. Diyorum ki ya nasıl olur falan dedinizse bağla 152'ye bakayım bağla 152 mi? Göstererek yapıyorum. Çalışma nasıl yapılıyor diye. 75 bağla bak gösteriyorum. Lemalar şualar nasıl getirdim diye. Şualar ince mesnevi nuriye. İnce mesnevi nuriye işaret edeceğiz. İnce mesnevi nuriye. Hani barla. İnce mesnevi. Ha barla 152. Buradan gelmiş. Bak bunu okuduğum metin bu. Bu metin sonra çıkan. Bağla inşallah 194 şey. 194 bunları okuyacağız bak. Bağladan çıktı. Ne biliyor musunuz bu? Ondan sonra felç oldum biraz. Yani fikri felç oldum ve durdum. Daha götüremedim zannediyorum. Ne biliyor musun? Cehennemi bulduk. Cehennem neymiş? Vahşet, kasavet, yeis, beis. Orada yanıyorsunuz yani. Evet, burada yanıyorsun. Burada yanıyorsun. Bağla 184'te ruh nahoş, kalp bir hoş, kafam bomboş. Zira etrafı erbadan takattur eden vahşetler, kasavetler, reisler, beisler tasavvur ettikçe cehennem işte. Ustanın mektubu mu? Abiler mi? Onu elemiş yapmış. Şeytanın zırhlı sandıkçası. Evet. Abdülmecit abin. Şey, burada şey yapamıyorum ama neyle şey yaptım ben hemen almam ben bunu. Sözler var ya Leman. Orada. Orada 7 tane cehennem vardı. O. Gittim oraya döndüm. Yoksa abilerin haletiyle yazmış. O otellerin aynası değil ki. O fazla külliyata eş gidiyorsa kabul ettim. Ne yaptım biliyor musun? 744. Orada 7 tane cehennem ateşi vardı. Bir ders yapmıştık. İbrahim'in ateşi. O orada vahşet, dalalet şey vardı ya vahşet. Şey, uyumuyor. Bu eksik. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Orada 7 tane var. Onu da ekleyeceğim. Sözleri bunun altına koyacağım. Bunun altına sözleri koyacağım. Sözlerindeki o şeyi. Bunu teyit ettiği için aldım. Yoksa bunun teyidi külliyatta yoksa bu abilerin ifadesi külliyatın onu bozmuyorsa usta dokunmuyor. Şu aralar 77'de aslında cehennem aletlerini de sayıyor. Cehennem aletlerini sayıyor değil mi? Evet. Hepsi var mı? Evet. Bu notlarda da vardı bu. Çok evet. Karanlıklı içinde. Çok alemden. İşte cehennemi haleti lemaatta anlatıyor. Ondan sonra şuna geçiyor. Dur. Sayfayı söyleyeyim de. Cehennem aletleri. Bak cehennem aletleri bak. Cehennem aletleri. Şurası çıkartmak lazım. Şu anda 15.5. Bu sayfamı bir önce yazmıştım. Bak en sonda şurada 741 neymiş? Cehennemden beterdir.
Ondan sonra hangileri var? Haf, dehşet, raşet, kalak, vahşet, yüt, yeis. Bunları tek tek ders yapmışız. Yaptık. Cuma bunlar. Bu yedi tane bana da abi bunu herhalde şey yapmış. Dört tane almış. Ben oraya has bırakmayacaktım. Sözleri de altına koyarak yedi taneyi cehennem aleti burada yanıyorsun. Hiç mesela ölümden korkuyor. Geçecek bir bakacak. Allah! O bunun için mi korkuyor? Bu tam bundan korkulur mu? Korkulmayacak şeyden korkuyormuşuz. Bilmediğimiz için. Şeytanın zırhı sandıkçası diyor ya. Hangisini? Buna mı? Sandıkça diyor, evet. Bağla da geçiyor. Hafızan. Sandıkçayı kırdıkça diyor, buna sandık diyor. Üstadımın 7 yıl dua yumruğuyla diyor, imanımı kurtardım diyor. Ben şuradayım diyor, hapsetmişti diyor. İmanımı buraya hapsetmişti diyor. Şeytan. Sön kafa feneri. Önden bak şimdi. İmanımı bu sandıkçaya şey yapmıştı diyor. Ustadım ne yapmıştı diyor, yumruk mu? Yumruğuyla diyor, dua yumruğuyla diyor, 7 senede diyor şey yaptı. Kırıldı diyor, imanımı burada kırıldı. İmanım hapsedildiği yer. Onu da ekledi. Onu da ekledi ya. Çünkü onu aslında vardı. Hangi defter dedik? Burada kesiyoruz. Allah nasip ederse haftaya ölmesek buluşmak üzere. Vâfir davâfum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Varlığı 91 abi.